Efendim merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz Habertürk ekranlarına. Mehmet Akif Ersoy ben, Ankara'dayız. Seçime doğru programında bu akşam konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya ve Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'la birlikte kendisine sorularımızı yönelteceğiz. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teşekkür ediyoruz. Misafirler verdiğiniz için. Çokça başlığımız var. Şöyle çok kısa bir ben başlıklarla ilgili sizleri de bilgilendireyim efendim. Böyle güncel bir takım tartışmaları, kurultay sürecini, aday belirleme süreçlerindeki kriterleri, hangi illerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne durumda olduğunu ve güncel tüm siyasi gelişmeleri kendisine soracağız. Müsaadeniz olursa ben moderasyon yaptığım süreç içerisinde ilk soruyla başlayayım. Çok güncel bir mesele üzerinden başlayayım. Biz buraya geldiğimizde hatta bunu öğrendik. Aslında Afyon Belediye Başkan adayınız Sayın Burcu Köksal'ın açıklamaları üzerinden tartışılan bir konuydu ama herhalde Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan da bir ifade kullanmış, bir açıklama yapmış DEM Parti ile ilgili. Ben bunu bu arada DEM Partililer olarak anlamadım. Hiç bilmiyorum doğrusu siz nasıl değerlendirdiniz ama DEM Parti yetkililerini binaya sokmam, DEM Parti yetkilileriyle işte kaldırımda yürümem, Tanju Özcan mesela kaldırımda bile yürümem demiş. Siz sürçülisan olarak değerlendirdiniz. Sayın İmamoğlu partide durmaması gerektiğini ifadeler, cümleler kurdu. Sayın Köksal daha sonra çıktı, ben sözlerimin arkasındayım. Hüdapar'la ilgili de DEM Parti'yle ilgili de aynı şeyi söylüyorum dedi. Süreç ne durumda? Bunu nasıl anlamak, nasıl okumak lazım? Hem bunu sorayım hem de Sayın Köksal'ın adaylık süreci nasıl oldu? Niye onu aday gösterdiniz veya başka ne gelişme yaşanacak? Böyle başlayalım. Hoş geldiniz öncelikle. Önce ilk sözü tabii 8 Mart olduğu için çok özür Dünya Kadınlar Günü'nü hatırlatarak ifade edelim. Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Fevzi bana bunu 10 kere söyledi ve ben bunu yayın heyecanından unuttum. Çok özür diliyorum, teşekkür ederim. Dün, biz dünden itibaren kadın kollarımızla birlikte önce Bilecik'teydik. Bilecik'te Melek Mızrak Subaşı belediye başkan adayımız. Aslında belediye başkan vekiliydi. Malum büyük bir AK Parti'nin her zamanki gibi böyle bir tenezzül meselesiyle karşı karşıyayız. Melek Mızrak Subaşı, daha doğrusu biz ilk önce Bilecik'te seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Seçimlerden birkaç yıl sonra partimize bir ihbar mektubu geldi. O zamanki belediye başkanının bir takım usulsüz işler yaptığına ilişkin parti kendi içinde bir tahkikat komisyonu kurdu. Ve daha savcının konuyla haberi bile belki yokken biz belediye başkanını partiden ihraç ettik. Ve daha sonra otomatikman savcılık da benzer bir soruşturmayı yürüttü. Ve ardından kendisini görevden aldı. Yani biz partiden ihraç ettik. Ondan sonra birkaç ay sonra görevden aldı. O görevden almadan sonra belediye meclisi Melek Mızrak Subaşı'yı seçti. Ama yargılama sürdüğü için Melek Hanım belediye başkan vekiliydi. Hı hı. Ve çok da iyi gidiyordu. Zaten bütün Türkiye'de deprem sürecinde yaptıklarıyla ve bütün Türkiye'de çok popüler, gençlerin çok sevdiği. Tarzı çok dikkat çekici. Dikkat çekici bir tarzı var. Olması gençler, kadınlar falan acayip seviyor. Biz yeniden aday gösterdik kendisini. Yeniden aday gösterdiğimiz gün, düşünün, yargılaması süren belediye başkanı, belediye başkanlığından istifa etti ki yeniden seçim olsun orada diye. AK Partililer, daha önceden Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak halinde seçilen ve şimdi partisiz olan belediye meclis üyelerinden 3 kişiye destek vererek Melek Mızrak Subaşı'yı koltuğundan ettiler ve vali orada seçimi hemen yapacağız dedi, odayı boşaltın falan, böyle bir tansiyon var. Düşünün, Bileciklilerin seçtiği ve yönetsin dediği partinin elinden 1,5 ay kala böyle bir şeye tenezzül ediyorlar. Bizim için hiçbir şey fark etmiyor. Biz zaten belediye imkanlarını kullanarak propaganda yapıyor değiliz orada. Melek Hanım'ın yanındaydık kadın kollarımızla birlikte. Muhteşem bir Bilecik mitingi yaptık. Bilecik 31 Mart'ta aynı AK Parti'nin, yani ben nasıl bu işleri yapıyorlar inanamıyorum. Hani bir denk geldiğinde de Sayın Erdoğan'a da sorun yani. İstanbul seçiminin iptalinde mesajı almadınız mı da Bilecik'te 1,5 ay kala bir takım tuhaf işbirlikleriyle belediye başkanını koltuğundan bir kadın belediye başkanı. Bilecik'te nasıl bir tansiyon var biliyor musunuz? AK Partili kadınlar diyor ki, böyle kolumdan tutuyor, görmüşsünüzdür belki sosyal medya görüntülerini. Kolumuzdan tutuyorlar.
Bu sefer Melek ayıp ettiler, ayıp ettiler diyor. Yani bir tepki oyu da alacağını düşünüyorum. İnanılmaz, inanılmaz. İstanbul seçimlerinin ikinci turundakine benzer bir durumla Bilecik'te karşılaşabilir yani, gibi bir şimdi ben tabii şöyle söyleyeyim. Hani siz siyasetle ilgilendiğiniz gibi ben de iletişimle ilgileniyorum diye kabul edin. Ve şunu söyleyeyim yani. Ben bir canlı yayında ilk soruyu soracak olsam Erdoğan'a bunu sorarım. Ya İstanbul seçimlerinin kaybettiğiniz bir seçimi hazmetmeyip tuhaf yöntemlerle YSK'dan iptal ettirip yani İstanbul'daki bütün psikiyatri hastalarının yazılmış reçetelerini dört bavula doldurup YSK'ya götürdüler. Bunların akıl sağlığı yerinde değil ve bunlar oy kullandı, seçimi iptal edin falan dediler. Yani utanç verici bir şey. Bu aklı size kim verdi? Pişman mısınız? Orada pişmansanız Melek Mızrak Subaşı gibi bütün gençlerin, kadınların sevgilisi olmuş birisine seçime 45 gün kala böyle taht oyunları, tuzaklarla uzaklaştırıp da Bilecik'i çıldırttığınızın farkında mısınız? Bilecik'te CHP'nin hani beklemediği kadar fazla oy alacağını görmüyor musunuz? Bu aklı verenler size aynı kişiler mi? Bunu yapınca Bilecik'te gidip de nasıl insanlardan oy isteyeceksiniz diye sormak lazım. Sayın Genel Başkan, gerçekten çok iyiydi giriş. Ben Afyon'u sordum, Burcu Köksal'ı sordum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden girip Bilecik'e bağlı. Ama çünkü orada bir kadına yapılan... Ama Afyon'a hiç girmediniz. Daha geliyoruz Afyon'a. Bugün de Eskişehir'deydik. Eskişehir'de çok iyiydi. Eskişehir'de de Yılmaz Hoca biliyorsunuz. İnanılmaz bir başarı hikayesinin sonunda görevi genç bir kadına... Eskişehir'in genel sekreteri olan, 5 yıldır belediyeciliği kendisiyle birlikte yapan Ayşe Ünlüce'ye devrediyor. 31 Mart tarihinde Eskişehirlilerin teveccühü, onayları olursa. Siz 8 Mart olduğu için mi kadın adaylarınızla? Evet, evet, evet. Ha, oraya. Özel olarak o yüzden özel olarak kadın gittik ve bugün de Eskişehir'de şunu yaptık. Eskişehir'de de şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Daha 14 Mayıs'ta bundan 8-9 ay önce İYİ Parti'den aday olan birisi Eskişehir'de bir milli irade hırsızlığı yaparak oyları aldı. AK Parti'ye karşı söylemlerle oy topladı. Gitti AK Parti'ye katıldı. AK Parti de onu ödüllendirdi. Bizim karşımıza aday yaptı. Büyük bir siyasi yan kesiciliğin Eskişehir'de doğurduğu tepkiyi de bugün deneyimleyerek geldik. Bu da bence çok kritiktir. Bunun da altını çizmek isterim. Sen İYİ Parti'den aday olacaksın. Millet İttifakı'nda CHP ile aynı çerçevede yer alacaksın. Daha 9 ay önce AK Parti'ye karşı Eskişehir'deki muhalif oyların, o gün iktidar ve biz muhalefetiz, toplayacaksın. O oylarla AK Parti'ye gideceksin ki o oyları toplarken de 5 milyon TL teşvik aldığı net ve inkar da etmiyor firmasına. Gideceksin oraya ve şimdi de o partinin adayı olacaksın ve Yılmaz Büyükerşen gibi bir beyefendiye, Ayşe Hanım gibi bir hanımefendiye olmayacak saldırgan bir dil kullanacaksın. Gerçi Eskişehir'de de o bizim işimizi inanılmaz kolaylaştırmış durumda. Gelelim Afyon'a. Şimdi 8 Mart'taki bu iki faaliyeti söyledikten sonra... Buradan da kadın bir aday. Afyon'da kadın zaten aslında hep peşi sıra olmasının sebebi de bu. Yani 8 Mart tansiyonunda kadın adayların olduğu illerden ilerleyerek... Bu yayına doğru geliyoruz. Bugün Kocaeli'de gittiniz galiba değil mi? Kocaeli'ne de gittim. Kocaeli'nde de şöyle dün gece Kocaeli'nde lansman toplantısına gittim. Orada da Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediye Başkanımız, evet. Büyükşehir Belediye Başkanımız lansmanı vardı. Hep birlikte yaptık. Başkan adayınız. Başkan adayımız buraya geldik. Şimdi Afyon meselesi bayağı şöyle. Bu arada anladığım kadarıyla. Afyon'la ilgili birkaç tane... Burcu Hanım programınızda var mıydı bugün 8 Mart'ta mesela? Normal şartlarda. İşte dün vardı, oradaydık ya evveli gün. Yani gün. 6 Mart, 7 Mart, 8 Mart. Anladım. Afyon, Bilecik, Eskişehir. O tamam. Şekilde yani öyle geldik. Şöyle Burcu Hanım'ın durumu şu. Biz Afyon'a gittik. Afyon'da Burcu Hanım konuşmaya çıktı. Biz de konuşma notlarımıza bakıyoruz. Arkada bir de fotoğraf çektirmek isteyenler falan aracın içinde. Ben tabii konuşmada ne konuşulduğunu fark etmedim. Fark etsem... Doğrudan Afyon'da bir düzeltme, bir uyarı falan siz yapardım. O arada meydandaydınız değil mi? Hayır, şey dedim. Aracın içinde oradasınız. İçindeydim. İşte ben daha anons edilmedim. Tabii. Pek öyle hani yukarıda ne konuşulduğunu duyabilecek tabii. Bir durum olmuyor. Olsa tabii. Hani can kulağıyla dinleseniz anlarsınız da. Biraz gürültülü. Aracın arkadan jeneratör gürültüsü, tabii. Fotoğraf dinleyesiniz yani adayınız konuşuyor. Aday konuşuyor. Sonradan seslendiler. Çıktık, konuşmamızı yaptık. Gayet de güzel bir mitingdi.
Burcu Hanım sonuçta bizim grup başkan vekilimiz ve ilinde şöyle adaylaştı. Tam bir mütabakatla adaylaştı. İl yönetimi geldi. Bütün ilçe yönetimleri Burcu Hanım'ın aday olmasının bizim için en iyi durum olduğunu, grup başkan vekili olduktan sonra tanınırlığının ve popülaritesinin iyice arttığını. Zaten Burcu'nun özelliği şudur. Meclis açıksa meclistedir, kapalıysa Afyon'dadır. Mecliste her fırsatı bulduğunda Afyon konuşur. Afyon'un köy çalışkan bir isim. Çalışkandır ve ilinin sorunlarına duyarlıdır. O sorunları dile getirme konusunda mahirdir. Üslubu nettir, serttir ve böyle iktidar açısından tahrip edicidir. Hatta şöyle şakalaşmalar oluyor. AK Parti'den bazı isimler biz de Burcu'yu destekliyoruz diyorlar. Afyon'u kaybederiz ama hiç olmazsa mecliste Burcu Köksal'ın taarruzlarından muhatap olmayız falan. Ben bunu siz o zaman Burcu Hanım'a biraz otobüs üstünden de söyledim yani. Afyonlular hariç AK Partililerin birçoğu Burcu'yu destekliyor dedim burada. Mecliste susturamadıkları için. Siz Burcu Hanım'ı biraz galiba Afyon'da olan yoğun ilgisinden dolayı tercih ettiniz. Öyle ya, anlıyorum. Ya inanın şöyle bir şey yani zaten Burcu Hanım'ın Afyon'da siyaseten çatıştığı bir ekip de var. Bu oluyor her partide olur siyasette. İki ekip birden gelip istediler. Afyon'da doğru isim Burcu Hanım dediler. Ve yani adaylaşmasının önünde hiçbir tereddüt yoktu. Afyon'da CHP'nin genel bir mütabakatı var. Ayrıca Burcu Hanım Afyon'da Cumhur İttifakı'ndan da çok oy alıyor. Yapılan anketlerde onu gösteriyor. Zaten heyecanı, umudu da ona dair. Ben de kazansın diye destek vermek için gittim. O ifadelerde ifadeyi bugün kendisi de bir ayrıntılı açıklama yapmış. Onu da basın toplantısı yaptı. İfadeyi masaya yatırırsanız, satır satır okursanız, Mehmet Akif Bey gibi objektif bir gözle bakarsanız, orada söylemeye çalıştığının şu olduğu anlaşılıyor. Ben hatta sordum, telefonla da konuştum. Dedim ki ya böyle bir ifadeye ne gerek var? Dedi ki başkanım bizim burada ana propaganda şu. Belediyeyi Demlilerle birlikte yönetecek, Dem Parti ile yönetecek. Bunlar burada gizli ittifak yaptılar diyor. Ben de diyorum ki sizin gibi gizlemem, ne Hüdapar derim ne Dem derim. Ben belediyeyi kendim yöneteceğim, Dem Parti ile yönetmeyeceğim. Bunu söylüyorum dedi. Ama tabii orada belediyenin kapılarının açık olması siyasette çok kullanılan bir söz, bir metafor ve kapıların açık olması ayrımcılık yapmamak demek. Orada Dem Parti hariç dediğinizde kendisini Dem Partili hisseden, Dem Parti'ye bağlı gören, Afyon'da oturan, Türkiye'nin herhangi bir yerinde oturan Dem Partili seçmen, hatta Kürt ve Dem Parti'yi tercih eden Kürt seçmen acaba bir ırkçılık, bir ayrımcılık mı var diye düşünüyor. Öyle bir ifade kullanmıyor ama Dem Parti... Aynen öyle. Ben şunu söylüyorum. Sizin dediğiniz gibi niyeti onu kabul, onu kabul ediyor musunuz? Yani şimdi, o, buyurun. Niyeti o. Evet. Ve ben kendisini aradım. Dedim ki Burcu, böyle bir ifade olmuş. Bu ifadeyle ilgili de bir tansiyon yükselir. Ben bunu Uşak'ta düzeltiyorum dedim. Aman başkanım siz düzeltin falan dedi bana zaten. Konuştuk. Sonrasında bir televizyon yayınında bir arkadaş Burcu Hanım'la konuştum. O gazeteci arkadaşla Burcu Hanım konuşmamış. Burcu Hanım diyor ki Afyon'dan bir gazeteciyle konuşmuş. Bir de ifadelerle ilgili ne dediniz ne yaptınız deyince mesajlaştık diyor. Mesaj attı, mesaj attım diyor. Zaten yoğundum falan. Ama sanki ifadelerimin arkasındayım. Dediği şu, şunun arkasında oldu. Benim Dem'le bir ittifakım yok diyor. Afyon'da her gün, günde 10 kere CHP Dem'le ittifak halinde Afyon Belediyesi'ni Dem Parti ile birlikte yönetecekler. Hatta diyorlarmış ki eş başkan atanacak Dem'den falan. Burcu'nun da bu konuda tansiyonu yüksek ve o ifadeyi kullanırken onu söylemiş. Şimdi sizin gibi olsa denir ki ya Dem'le birlikte yönetmeyecek. Ama Türkiye'de birazcık iktidara müzahir medyanın da gayretleriyle, trollerin gayretleriyle ama bazen de şöyle bir şey var siyasette. Sizin ne söylediğiniz değil, karşı tarafın ne anladığı önemli. Ve hani kolaycılık yapmayayım. Şöyle bir şey değil, çarpıttılar falan ama bizim Türkiye'den birçok milletvekilimiz, birçok belediye başkan adayımız bizi aradılar. İl başkanlarımız aradılar. Dediler ki hatta iddiasız olduğumuz Doğu Güneydoğu illerinin il başkanları aradılar. Ya burada şimdi bu oldu mu bizi işte Kürtleri sokmayacakmış. Ya öyle demiyor ama bir şeyi nasıl dediğin değil, karşı tarafın nasıl anladığı önemli siyasette. O yüzden
bir düzeltmeye ihtiyaç vardı. Sizi orada DEM'den kimse aradı mı? Yok, aramadılar. Yani öyle bir şeye gerek yok zaten. Her şey açık oldu. Ben de hani bir arama ihtiyacı duymadım. Çünkü şöyle bir şey var. Hani siyasi parti genel başkanlarının genel başkanlar düzeyinde birbirini aramasını gerektiren durumlar olabilir. Mesela iyi bir örneğini geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakan Davutoğlu şöyle yaptı. İstanbul'da bizim listelerimizden seçilmiş bir milletvekili ben Murat Kurum'u destekleyeceğim deyince sabah 8'de basın danışmanı benim basın danışmanımı aramış. Sayın Davutoğlu çok üzgün. Bu konuda size de bir ziyarette bulunacak ya da bir elçi yollayacak. Lütfen üzülmeyin demiş. Selim Temurci'nin evet, açıklamalarından evet, Selim dolayı Temurci. Çok sonra üzgün olduğunu söylemiş. Yolladım bir elçi. Selçuk Özdağ geldi. İki ne gün dedi? Sonra geldi. Ne dedi ki Sayın Başbakan çok üzgün. Kanaat bizim kanaatimiz değil. Biz asla ve asla Murat Kurum'u destekleme gibi bir niyetimiz yok ve o ifadeler Sayın Temurci'nin şahsını bağlar deyince ben ve hiçbir arkadaşımız dikkat ettiyseniz bu konuda bir açıklama üzerine yapmadım. Gitmedi üzerine gitmedim. Sayın İmamoğlu'nun Burcu Köksal'la ilgili açıklaması. Ona da geleyim şu konuyu netleştireyim. Tamam. Bugün Burcu Köksal'ın yaptığı açıklamada şunu söylüyor. Hiç kimseyi ırkı, mezhebi ve işte görüşleri, siyasi tercihlerinden dolayı belediye hizmetlerinden esirgemeyeceğim, kapım hepsine açık olacak diyor. Zaten aslında şöyle de bir şey oldu. Bizim halkçı belediyecilik taahhütnamesi vardı. Evet, bunda işte 10 gündür aslında bunun hani ne diyorsunuz teaserlarını, ön evet. konuşmalarını yapıyorum. Mal varlığımı açıklayacağım. Hayvan haklarına saygılı olacağım, çocuk haklarına saygılı olacağım. Gençlerin talepleri var, gençlik meclislerinin. Ona saygılı olacağım derken burada Burcu Hanım da biraz önce sosyal medyasından da paylaştı. Şöyle de bir ifade var. Vatandaşlarımızın cinsiyet, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, sosyal sınıf gibi farklılıklar nedeniyle dışlanmasına izin vermeyeceğime diyor. Aslında bu niyetin belediye hizmetinin sunulması noktasında bir art niyet olmadığını söylüyor. DEM Parti'nin ama şunu da doğru bulmam, şunu da doğru bulmam açık söyleyeyim. Ben de AK Partili, MHP'li belediyeleri ziyaret ettiğim oluyor. Hatta deprem bölgesinde iyi faaliyetlerde bulunan AK Partili belediye başkanlarını arayıp geçerken kahveni içeceğim deyip halen daha da kahve içmek üzere beni bekleyen AK Partili belediye başkanları da var. Bir partinin milletvekili veya bir yöneticisi o ile gittiğinde o ilin belediye valisini de öyledir. Ziyaret etmek gerekir. Bu dönem böyle valiler pek korkar oldu falan filan. İl dışına çıkıyorum, arazideyim falan yapıyorlar ama ben gittiğimde birçok ilin valisini ziyaret ettim. Belediye başkanı da ziyaret etmek isteyebilirler. Benim bir belediye başkanım. Eğer AK Partili bir milletvekili ya da yönetici, MHP'li bir yönetici, İYİ Partili bir yönetici ya da DEM'li bir yönetici gelip de ziyaret etmek isterse bu belediyenin kapıları sana kapalı da diyemez. Nezaketle karşılaması, nezaketle uğurlaması gerekir. Ama belediyeyi... İfadeyi o açıdan yanlış buluyorsunuz o zaman. Belediyeyi yönetmek kapsamında kullandığını çok net söylüyor. O açıdan da şöyle doğru buluyorum. Bizim Afyon'da bir ittifakımız yok. Başka yerde var. DEM'le bir işbirliğimiz yok. Ve bizim DEM'le olan süreci Burcu Köksal'a sırf Afyon'da Burcu'yu AK Partililer, MHP'ler sıkıştırmak için... bin kere söyledikleri için böyle keskin bir ifade kullanmış. Peki, bir şey bugünkü açıklaması burada. Bence o konuyu netleştirdi. Tanju Bey'den kaçmış olmayayım. Hani sonra Bey şey olur. Oğlundan. Şurada Bey bir şey sorayım hemen. Sırayla söyleyeceğim. Buyurun. Özür dilerim. Tabii tabii. Genel ya şimdi mesela bu kriz 3 gündür sürüyor neredeyse değil mi? Dün 2 gündür. 2 günlük. Yani niye bu kadar uzadı sizce? Şimdi Burcu Hanım daha net, daha dün öğlen saatlerinde oldu. Mıydı? Dün öğlen saatlerinde oldu. Evet. Tabii akşam alevlendi o evet. bir televizyon programında. Ertesi gün sabahleyin bir tweet attı. Meramını anlatmaya çalışan. Bugün de işte yani bu sabah önce bir tweet attı. Veya tweet'i dün akşam attı herhalde. Bugün sabahleyin de şey yaptı. 3'te de basın toplantısı yaptı. Daha tabii olabilir. Yani daha hızlı olabilir ama seçim atmosferi içinde herkes işte hatta ben de bir kez aradım ulaşamadım ya nerede? Dediler ki esnaflarla bir toplantı halinde sanayide geziyor meziyor. Sonrasında konuştuk birkaç kez. Tanju Bey'in dediği şu. Kaldırımda yürümek kişisel bir tercih.
Tanju Bey kaldırımda yer değiştirecekse o kişiseldir. Ama kamu hizmetinin sunumunda belediye hizmeti sunmam, belediyeye sokmam falan öyle bir şey yok. Yani onu kabul Sayın etmeyiz. İmamoğlu Tanju çıkışı... Bey de öyle demez. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun çıkışı şu. Burcu Hanım düzeltme yapmasa, durumda ısrarcı olsa ve kötü anlaşılan anlamda tutumunu sürdürmeye devam etse zaten hani Sayın İmamoğlu'nun ifadeleriyle bizim düşüncemiz birbirinden farklı olmaz. Yani o zaman bizim partide siyaset yapamaz. Peki bunu Sayın İmamoğlu mu söylemeli? Şöyle Sayın İmamoğlu'nun da durumunu şuradan düşünün. İstanbul'da kıyasıya bir yarış var. İstanbul'da demin bir adayı var. Ama İstanbul'da belki genel seçimlerde deme oy vermiş seçmenin önemli bir kısmı Ekrem İmamoğlu ayrımcılık yapmadığı için, Kürt-Türk ayırmadığı için, Alevi-Sünni ayırmadığı için, geçmişte DEM Parti'li veya DEM Parti'nin üyesi belediyenin hizmetlerinden yararlanma noktasında hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmadığı için, onlara saygılı ve kucaklayıcı davrandığı için çok inanılmaz bir oy alıyor. Ve bu artan tepkiler belki işte biraz önce Sayın Genel Yayın Yönetmenimizin ifade ettiği gibi belli bir süre buna düzeltmenin gecikmiş olması. Çünkü hepimizin yaşadığı bir şey var iletişimde. Geçen süre iddiayı kuvvetlendiriyor. Evet. Yani bir taraf diyor ki vay efendim Kürtlere ayrımcılık, bu ırkçılık, bu faşizm falan. Orada bir telafi edici açıklama geciktikçe iddia güçleniyor. Tabii ertesi gün olmuş Ekrem Bey sahaya çıkmış ve o sırada bu konudaki net tavrını koymak istemiştir ve ona dair bir açıklamadır. Burcu Köksal'ın açıklamalarından sonra her iki açıklamanın da ilk anlaşıldığı şekliyle o açıklamanın ve bu açıklamanın hüküm cümleleri düşmüştür. Önümüze bakıyoruz. Ben bir son bir soru sorayım bu konuyla ilgili ve hani özür dilerim Fevzi. Tabii. Siz İmamoğlu'yla bu İmamoğlu'nun kürsüden yaptığı açıklama öncesi ya da sonrası görüştünüz mü Sayın İmamoğlu'yla? Biz Ekrem Bey'le günde birkaç kez İstanbul'u ve İstanbul programlarımızı, İstanbul'da nasıl gittiğini bir anket gelir dakikasında Ekrem Bey beni arar. Onları bize, da merak ediyoruz bu arada. Bize bir anket gelir ararız. Örneğin işte bir Silivri Çatalca programımız var. Bugün tekrar pazartesi günü için onu konuştuk, arkadaşlar planladılar. Biz hani günlük ve anlık temas halindeyiz Ekrem Bey'le de, Mansur Bey'le de. Bugün de Mansur Bey'le birkaç kez görüştük. Bu ifadelerin bu ifadelerin İstanbul seçimleri açısından sıkıntı yaratabileceğini, meselenin DEM Parti'nin kendisi kurumsal kimliği değil, DEM Partisi'ne gönül vermiş, oy vermiş kişiler, hatta oy vermese bile böyle bir gerçeklik var Türkiye'de. Kürt seçmen belki AK Parti'ye veriyor ama AK Parti DEM Parti'ye bir kötülük yaptığında içeriden onlar da tepki gösteriyor. Hatta milletvekilleri de bunu çokça ifade edilir kapalı toplantılarda. Ya buna ne gerek var, bu ifadelere ne gerek var? Çünkü orada Kürt seçmen, muhafazakar Kürt AK Parti seçmenidir. Ama DEM Parti'ye yapılan bazı muamelelerde muhafazakar Kürt seçmen AK Parti yönetimine tepki gösterir. Ekrem Başkan dedi ki bu bir kırgınlık yarattı. Bununla ilgili bir de şöyle bir şey var. Bazı şeylerin düzeltilmesi, onarılması noktasında bir açıklama oradan gecikti. Ben mesela Ekrem Bey'in söylediği tarzda bir şey söylesem Burcu Hanım'dan ipler kopar. Sonuçta Afyon'da adayımız. Seçimde önde gidiyor. AK Parti MHP çıldırmış. Afyon gibi hem Cumhuriyet için çok kritik bir yer. Her yönüyle çok kritik bir yerde seçimi alıyoruz. Ve tek çareleri böyle bir saldırı olmuş. Ona karşı da böyle bir yol kazası olmuş. Ben böyle yapsam Burcu Hanım bu sefer sanki Burcu Hanım'ın ifadelerinin bu sefer en masum anlamıyla yorumlayıp ya Burcu Hanım'la CHP bu sebepten köprüleri attı derler. Bunun da başka bir maliyeti olur. O açıdan ben açıklamanın Ekrem Bey tarafından İstanbul seçimleri odaklı olarak yapılmış olmasını doğru buluyorum. Buna rızam var. Bu açıklamanın yapılmasına rızam var. Sayın Genel Başkan, DEM bahsi açılmışken bugün güncel bir hadise de yaşandı. Vakıf olmuşsunuzdur. DEM Parti'nin Ankara Büyükşehir eş başkan adayı Öztürk Tuktuğan çizgiledi ki evet, yeni mahalle Polatlı Bala ilçelerinde kent uzlaşısı kapsamında aday çıkarmadık dedi. Ankara'da bu üç ilçede DEM Parti ile bir kent uzlaşısı var mı?
ya da başka bir yerlerde. Bir cümle söyleyeyim. Bütün her şey bittikten sonra Burcu Hanım'la da tekrar konuştum. Zaten o her seferinde bana çok böyle sevgisini ifade eden, benim onun üzerinde emeğim olduğunu söyleyen. Hatta kurultayda farklı yerlerdeydik. Kurultay sonrası bana geldi, ben görevi bırakayım dedi. Ben böyle bir şeye gerek yok, göreve devam. Temiz bir sayfa, yeni bir sayfa açtık hepimiz için dedik. Orada da çok duygulanmıştı. Bugün de onları hatırlattı. Ben de kendisine şunu söyledim. Ekrem Bey'le de konuştum, Burcu Hanım'la da konuştum. Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüm taraflar açısından kapanmış bir meseledir. Önümüze bakıyoruz. Şimdi orada şaşkınım bu mevzuda. Şöyle şaşkınım. Bir, kesin bir dille söylüyorum, öyle bir şey yok. Niye Ankara'da öyle bir şey söyleme? DEM Parti ile bir kent uzlaşısı yok. Ya ben DEM Parti ile kent uzlaşısı yapacak olsam Ankara'da, kaldı ki şu kent uzlaşısı meselesini müsaadenizle bir daha tarif edeyim. Buyurun. Kent uzlaşısı böyle oturulup, konuşulup, protokoller yapılıp, altına imzalar atılıp, onun bunun. Kent uzlaşısını DEM Parti şöyle tarif ediyor. Oy verebileceğimiz kent suçları konusunda, kadın hakları konusunda, insan hakları konusunda, Kürtlere saygı konusunda bir aday varsa biz orada o adayı destekleriz. Karşısına rakip çıkarmayız. Buna da kent uzlaşısı diyorlar. Örneğin işte... Tek taraflı yapabiliyorlar diyorsunuz. Evet evet. Zaten bunu kendileri de şey yapmıyorlar. Ulan buralarda yani Ankara'yı tek taraflı arasında yapmış olabilirler mi? Onu bilmem. Orada şöyle bir tutarsızlık var. Yani evet, ben baktım, Allah Allah dedim. Yani nasıl bir şey? Gerçekten ne amaçla yaptığını o açıklamayı bilmiyorum. Ben kent uzlaşısı yapacak olsak dendiği gibi, Polatlı gibi MHP'den bize geçmiş bir belediye başkanı var orada. Son derece Polatlı'da milliyetçi hassasiyetlerin yüksek olduğu bir yer var. Ben Polatlı'da mı kent uzlaşısı yaparım? Bir de orada açık ara kazanılan bir seçim var. O gelir Etimesgut'ta mı yaparım? Etimesgut'ta nefes nefeseyiz. Bir anket 0.7 geride çıkıyoruz, bir anket 1.3 ileride çıkıyoruz. Öyle mi? Etimesgut'ta böyle nefes nefeseyiz yani. AK Parti'de de söylüyorlar, Etimesgut baş başa, yüklenin oraya. Bir AK Parti yükleniyor, bir biz. Ben yarın üçüncü mitingimi yapacağım Etimesgut'ta. Evet. Ankara'da fırsat buldukça boş duracağım ama Etimesgut'ta, Mamak'ta miting yapıyorum ben. Çünkü biz üç belediyeyi burada 8'e çıkarıyoruz. Ama ikisinde, Mamak ve Etimesgut'ta, benim varlığım çok önemli. Şimdi ben kent uzlaşısını Etimesgut'ta yapmamışım. O kadar yakın ki. Ve Etimesgut'ta dünya kadar Kürt seçmen var. Onların oyu belirleyici olacak. Mamak'ta kent uzlaşısı yapmamışım. Alevilerin, Kürtlerin dünya kadar yaşadığı ve HDP'nin adayının çok ciddi oy alma potansiyeli olan bir yer. Gideceğim Polatlı'da, MHP'den CHP'ye transfer olmuş aday gelmiş burada ve bir süredir bizim belediye başkanımız ve şey olacak, seçimi de açık ara kazanacak. Oradaki, ya ben anlayamadım bu nasıl bir şey. Yani inanamadım da, hani Mansur Bey'le de konuştum. O beni aramış, ben onu aramıştım. O bana videoyu atmış. Başkanım dedim, bu nasıl bir şey? Vallahi ben de anlamadım dedi. Mansur Bey'e sorduğunuzda da öyle bir şey. Ama burada işte DEM Parti'nin şöyle bir şeyi var. Yani belli kriterlerle DEM Parti, dediğimiz gibi, yani orada aday çıkarmak yerine bu taraftaki adayın kazanılmasının kendi stratejileri açısından doğru olduğunu düşünüyor olabilir. Yani bu kent uzlaşısı tek taraflı da yapılabilir bir şey diyorsunuz. Yapılabilir bir şey şöyle. İstanbul'daki çünkü tek taraflı mı? İstanbul'da nasıl yapıldı mı, yapılmadı mı? Hayır, İstanbul'da nasıl bir kent uzlaşısı varsa var DEM yani? Parti, AK Partililerin de kabul ettiği şekilde en iddialı. Yani evet, Başak Demirtaş da çok iddialı bir isimdi ve ben sorulduğunda bana, belki de sizin yayınınızda da olabilir, yani en doğal hakkı aday olması ve partisi içinde çok güçlü bir adaydır diye söylemiştim. Ama Meral Danış Beştaş, aramızda bizim 40 santim vardı mecliste. Hatipliğiyle, örgüte, kendi teşkilatlarını, örgütlerine hakimiyetiyle, kadın meselesi üzerinden kurduğu siyasetle falan çok etkilidir. Yani ben Meral Danış Beştaş'ı duyunca, yani olabilecek en güçlü adaylardan birini çıkarmış dedim. 22 ilçede mesela DEM Parti aday çıkarmadı ya, 17 ilçede çıkardı. Bazı adayların bazı ilçelerde belediye meclis üyeliklerine mesela CHP listelerinden yazıldığı ifade edildi. Bunlar karşılıklı bir partiler arası uzlaşı mı, yoksa orada gerçekleşen bir şey mi, sizin bilginiz dahilinde mi? Bu İstanbul'daki bu durum nedir efendim? Yani İstanbul'daki astarı, ya biliyorsunuz yani bizde de böyle tatsız bir tartışma oldu sonrasında. Bunu siz bize bir doğrusu nedir anlatın efendim.
Şimdi şöyle bir şey var. Siz benim hemşerimsiniz, Manisalısınız. Siyasete girmek isteseniz zaten kapılar ardına kadar açık ama siz tarafsız bir gazetecisiniz. Siz bir yerden, bir partiden siyasete girdiniz X ilinde. Beni de aradınız. Aramızdaki kardeşlik, tabii hemşerilik hukukuna dayanarak. Vallahi manşet atarlar. Özgür Özel Akif'e siyaset teklif etti falan diyor. Vallahi bu, bu örneği niye böyle bir şey söyleyeceğim. Zaman zaman bizimkiler geriliyor size karşı. Ben bir şey diyorum. Sırf depremdeki ahlaklı, namuslu, tarafsız, objektif gazeteciliği için Akif Bey'in bizde çok ciddi bir şeyi var. Teşekkür kredisi ederim, var diye söylerim. Hemşeri, hemşeriliğin ötesinde yani. Hemşerilik de bence çok kıymetli bir hukuk tabii. Siz bir ilden aday oldunuz. Beni aradınız. Özgür Başkanım dediniz. Siz bu işleri yıllardır yapan birisiniz. Bana ne tavsiye edersiniz? Ben derim ki ilin sosyolojisine bir bak. Kimler var? O ilde kimler yaşıyor? Örneğin işte Sivaslılar yaşıyor, Tokatlılar yaşıyor falan. Derim ki mutlaka listenin bir garanti seçilecek yerinde, bir de sınırda bir yerinde mutlaka işte iki tane Sivaslı belediye meclisi üyesi al. Başkan ben nereden bulacağım onları deyince derim ki size o kentin de yaşayan Sivaslıların kanaat önderleri vardır. O kanaat önderleriyle konuşursan onların belirleyeceği isim genel kabul görür. Bu Tokatlı olduğunda da böyledir. Kürt seçmen olduğunda da böyledir. Karadenizli olduğunda da böyledir. Siyasette, Türkiye'de genelde böyle gidiyor. O kanaat önderi dediğimiz kişilerin fikrini almak ve şey. İyi bir liste yaparken belli grupların isimlerini oraya yazmak, belediye meclis listesinde en iyi sonucu almak için belli dengeleri tutturmak, başarılı bir liste yapmak başarının en önemli anahtarlarından bir tanesi. Şimdi bu Sivaslılar için olunca sorun olmuyor. Ama ya biz burada Kürt seçmenden, genel seçimlerde işte DEM Parti'ye oy vermiş seçmenden oy alabilmek için bizim genel ilkelerimizle de çelişmeyen, geçmişi temiz, belediyecilik hizmetine yapabilecek nasıl bir isim koyacağız diye bir arayış, bir sohbet, bir kanaat önderleriyle görüşme başka bir şey. Oturup da ittifak protokolü yapmak başka bir şey. Ben hemşerim olarak size tavsiye ettiğim şeyi bütün adaylara zaten tavsiye ediyorum. Diyorum ki onlar lokal düzeyde oluyor. İlinizin sosyolojisini doğru tutturun. Belediye meclisinde en iyi sonucu almaya bakın. Belediye meclis çoğunluğu çok önemli. Mesele böyledir. Yoksa biz çok net bir şey söyleyeyim size. DEM Parti buraya ziyarete geldi. Bu kattaydı. Orada açıklama yaptım. Dedim ki biz de ziyarete gitmiştik. İlk önce hatta ben ilk önce DEM Parti'nin sayın eş başkanlarıyla telefonda konuşunca dediler ki telefonda aradık ziyarete de geleceğiz. Beklerim dedim. Sonra öğrendik ki daha doğrusu farkına vardık ki DEM Parti kongresini bizim kongreden birkaç hafta önce yapmış ve sayın genel başkanımız kongre telaşıyla ziyarete gitmemiş. O zaman ben gittim önce ziyarete. Onlar da bize. O gün ben burada söylemiştim. Ben mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerle eşit düzeyde ilişki kuruyoruz. Bunu da gözleriniz önünde yapıyoruz. Gizli saklı bir şey yapmıyoruz diye. Şimdi AK Parti ve MHP'nin durumu şu. Onlar görüşüyorlar. Hele hele AK Parti birçok kez görüşüyor. Hatta ve hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ben, bana deseniz ki Özgür Bey sizin bir joker hakkınız var. Bir joker hakkınız var. CHP'yle övüneceksiniz. Neyinle övünürsünüz derseniz ben derim ki geçen bayramda bütün partilerle bayramlaşan tek parti CHP'dedir. Bu iyi bir şeydir. Bu kötü bir şey değildir. Bu kıymetli bir şey. Ben de katılıyorum. Kıymetli bir şeydir ve siyasetin bu düzlemde olması lazım. Örneğin AK Parti ile MHP televizyonların önünde bayramlaşmıyorlar. Çünkü DEM Parti şeytan. DEM Parti ile bayramlaşmamanın bir siyasi getirisi var. Onların propagandasıyla bayramlaşmanın da bizim için bir siyasi götürüsü var. Peki bayram bitiyor. Mecliste gong çalıyor. İlk arada meclis başkan vekili arkaya geçiyor. Grup başkan vekillerini davet ediyor. Arkada hep birlikte bayramlaşıyorlar. Sarılıyorlar, el sıkışıyorlar, öpüşüyorlar. Yapmayan çıksın yalanlasın. AK Parti grup başkan vekilleri desin ki biz meclisin arka odasında. HDP grup başkan vekilleriyle bayramlaşmıyoruz bayram sonrası ya da öncesi son oturumda. El sıkışmıyoruz, öpüşmüyoruz, birbirimize sarılmıyoruz desinler.
MHP'nin grup başkan vekilleri HDP ile bayramlaşıp bayramlaşmadıklarını haftada en az 2-3 kez, eğer HDP'li meclis başkan vekili yönetiyorsa masanın başında o otururken, MHP'li, CHP'li, AKP'li, HDP'li grup başkan, aynı masada haftada 3 kez yemek yiyoruz akşam. Oraya söylüyoruz çünkü gidince yetişemiyoruz. Oraya söyleniyor. Yemeği Nimetullah Erdoğmuş ısmarlıyor hepimize. Racon odur. Nimetullah Bey mesela şöyle diyor bazen. İşte AK Parti'nin, MHP'nin grup başkan vekillerine bir tanesi yoksa yemeğe başlatmıyor. Telefonla arıyor, mutlaka bekliyorum diyor. Nimetullah Bey bu arada eski Diyarbakır müftüsüydü. Yani ondan sonra geçmiş dönemde de şimdi Sırrı Süreyya Önder için sorun. Eğer aynı masada yemek yemiyorlarsa söylesinler. Sonra ama Sayın Genel Başkan. Ama hala parlamento günlerinize dair öyle heyecanlısınız. Benim parlamento, benim her şeyim parlamento yani. Evet. Böyle hakimsiniz. Şimdi kadraj dışarıda. Zaten orada kavga edip efendim mecliste de şu oluyor yani, orada kavga ediyorsunuz. Arkada yemek yiyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Kavga bize kalıyor. Biz akşam devam ettiriyoruz. Oradan vatandaşa yansıyor. Ama bizde kavga edenler de stüdyoda mesela çıkışta gayet arkadaşlar ve çorbaya gidiyorlar. Evet. Şimdi sorun burada zaten bunlar değil yani. Ama bu vatandaş orada, da bunu böyle kaldırıyor. Orada sorun şu. Bakın ben şurayı sorunlu görürüm. Arkada bayramlaşıp, arkada konuşup, kadrajda biz düşmanız deyince burada samimiyet yok. Siyaseten anlaşmıyoruz anlamında. Ay, o siyaseten herhalde. Anlaşmıyorsanız siyaseten dostlukta bir sorun. Siyaseten anlaşmıyorsanız siyaseten müzakere etmezsiniz. Siyasi ittifak kurmazsınız. Ama bayramlaşma siyaseten yapılan bir iş değildir. Ben bayramlaşmadan bahsediyorum. İkincisi, son cümlemde şu olsun. Siyaseten de bir anayasa değişikliği olacak mesela. Örneğin 1 Nisan sonrası günü ilk ziyareti yine deme yapacaklar. Geçtiğimiz şeyde Numan Kurtulmuş aday olurken ve seçildikten sonra, ayrıca Bekir Bozda yargı paketleri için defalarca ziyaret etti. Evet. Ben dakika dakika mecliste kim kimle haberli ziyaretler oldu. Ayrıca zaman zaman partiler çat kapı ziyaret de yapar ve siyaseten de görüşülüyor. O yüzden bu işler, bakın ben sahtekar değilim. Ben neysem oyum. Ben DEM Parti'ye şunu da diyebilirdim. Mesela geçmişte öyle şeyleri de, mesela DEM Parti'ye ziyarete gideceğimde mecliste mi, basına açık mı, kapalı mı diye soruldu. Ben DEM Parti'ye basına açık, herkesin gözünün önünde gittim. Oy verdi, oy aldıkları 6,5 milyon seçmenin, 7 milyon seçmenin bir meşru siyasi partiye oy vermelerine duyduğum saygının gereğidir. Ve bunu aslında kapalı kapılar ardında çok daha sıkı fıkı yapanların dışarıda bu işi şeytanlaştırmasını siyasi ahlaka da uygun bulmuyorum. Peki. Sayın Genel Başkan, Millet İttifakı vardı bir önceki seçim. Bir önceki yerel seçimde de tablo aynıydı ama bu defa ittifak yok. Seçime tek başınıza giriyorsunuz. Hem büyük şehirlerde hem Anadolu'nun önemli bir kısmında. İstanbul için bir nitelemeniz olmuştu. Demiştiniz ki İstanbul'da Ankara'ya kadar rahat değiliz. İttifaksız seçimde ciddi bir başarı elde edeceğinizi değerlendiriyor musunuz? Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi ittifaksız bir şekilde bu seçimde daha önce elde edemediği yerleri kazanabilir mi? Buna dair nerelerde iddialısınız? Hangi illerde Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde bizi şaşırtabilir? Seçmeni bu anlamda konsolide edip seçimi kazanabilir? Bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi açısından hem risk hem fırsat var. Risk şudur. Çok kaba taslak konuşalım. Geçen seçim İYİ Parti ile birlikteydik. O aralarda yaklaşık oyu %10 olarak ölçülüyordu, konuşuluyordu. HDP'de o dönem hiçbir görüşme bizimle yapmadan dediler ki biz AK Parti'ye kaybettirip gücümüzü göstereceğiz. Onlar bize bunu 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 yaptılar. Kaba taslak onlar da %10. Şu anki anketlere bir %20 ekleseniz biz Türkiye'de her yeri alırız. Her yeri alırız. Rize'yi, Kayseri'yi, Konya'yı falan şey yaparız yani. Alırız yani %20. İttifak olsaydı. İttifak olsaydı mı diyorsunuz? Ve şimdi aslında tam olarak öyle değil. Onu anlatmaya çalışacağım. O %20 tamamen dışımızda olsa ve bu anketlere eklesek, ki ya şöyle, hem HDP ile hem İYİ Parti ile aynı anda ve kayıpsız bir ittifakın olanaksızlığını da hani siz de takdir edersiniz. Evet, yani ama demek istediğim şu, o zaman %10'arlık bir potansiyel vardı. Bazı şehirde biri işlerdi, bazı şehirde biri işlerdi. İstanbul'da ikisi birden işlerdi yani. Şimdi bu ittifakın olmaması
Bu bir partinin kendiliğinden destek vermemesi, bir partinin de ittifak dışında kendini tutuyor olması bir dezavantaj şüphesiz. Bu da belli riskleri barındırıyor. Yani bu kadar %20'lik bir güç İstanbul'da düştüğünüzde, geçen seçim sonucundan düşseniz mümkün değil, bir şey yapamazsınız. Buradaki avantajımız ne? Ekrem Başkan, Mansur Başkan, Mersin Vahap Başkan, Adana Zeydan Başkan ve Antalya Başkanımızın AK Parti'den aldıkları belediyelerde gösterdikleri performans. Bunu uzun uzun anlatmayacağım. Yeri geldiğinde uzun da konuşmak isterim. Ama genel tanımlamalarla bir eşit, ayrımsız, halkçı, dayanışmacı ve cesaretli bir belediyecilik yaptılar. İkincisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerel yönetimlerde, çünkü onlar genel yönetimin güçlü olduğu, her şeye genelden karar verildiği, örneklendirirseniz yani anket firmalarından tutun iletişim stratejilerine kadar merkezi yürütüldüğü ve yerele de yukarıdan talimatlandırıldı. Veya canları istediğinde mesela böyle bir şey yapabilir misiniz? Metal yorgunluğu var, bu arkadaşlar istifa edecek. Terörle ilişki, FETÖ'cü ya da yolsuzluk. Tık 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 isim söylüyor. Kimi ağlaya ağlaya, kimi gülü oynaya istifa ediyor. Böyle bir şey yok. Oysa ki o insanları görevden bir siyasi parti alamaz. İçişleri Bakanlığı'nı da nasıl alacağının usulü belli. Öyle olunca biz sonradan fark ettik ki yerel yöneticiler özgüven sahibi değiller. Tek başlarına kriz yönetme kapasiteleri yok. Bizimkiler ise zaten uzunca bir yıldır, zamandır onların neredeyse belediye başkanlıkları döneminde hiçbirinin hemen hemen genelde iktidar olmadığımız için yerel yönetim kapasiteleri çok yüksek. Kendileri karar alabiliyorlar ve kriz yönetme noktasında çok uzmanlar. Öyle olunca Türkiye'nin dört bir yanında biz pandemiyi çok iyi yönettik. Bu hani Cumhuriyet Halk Partisi pandemide bu kadar canımız gitti, çok üzgünüz ama çok iyi bir sınav verdi. Bunu bütün anketlere de yansımış durumda, detay da gösterebilirim. Birincisi, pandemide 3 maske 5 maske dağıtılamazken, kimsenin aklına gelmezken yerel yöneticilerimiz maske imalatına başladılar. Bizden 12 gün sonra TUSAŞ maske imalatına başladı, biliyorsunuz. Maske imalatına başladılar. İnanamazsınız, Sultan Gazi'de gittiler, normalde fason çalışan tezgahların tamamına maske diktirmeye başladılar. Maske falan başlayan bu iş, efendim evde ziyaret, pandemi kolisi, destek kolisi, sokaktan geçinenlerin desteklenmesi, Ankara kartla 1000 lira verdim, kiraları kaldırdım, et verdim, süt verdim falan derken, pandemi sırasında bir hizmet olarak bizim belediyeciliğimiz AK Parti belediyeciliğinden pozitif ayrıştı. Şundan dolayı demiyorum bakın, onlar yapmadı değil. Onlar krizlerin merkezden yönetilmesine alışmışlar, sahaya çıkmakta geç kaldılar. Ve insanlar bunu karşılaştırdı. İki, yine farklı bir nokta kriz yönetimine dair. AK Parti'nin yönettiği, MHP'nin yönettiği belediyelerde sokağa çıkma yasağının olduğu günler sokaklarda incin top oynuyordu, hiç ses yoktu. Sessiz. CHP'nin yönettiği belediyelerde dozer sesi vardı. Asfalt delme makinalarının sesi vardı. İstanbul'da İSSU'nun bütün ekipleri bir köşede çalışıyordu. Ve sokak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi formalı binlerce, on binlerce çalışandan geçilmiyordu. Ekrem Başkan Sayın Genel Başkanımıza, Kemal Bey'e bir sunum yaparken İSKİ merkezinde oradaydım. Dediler ki 50 yıldır trafikten dolayı, önce tabii ilk 10 yılı 20 yılı ihtiyaç yok, sonra ihmal, son yıllarda da çok istense de öyle sokaklar var ki Balboros Burnu'nu kapatma çılgınlığında olmuyorsun. Biz şu anda dediler, o Balboros'un aşağıya doğru şelale gibi akıyor. Barbaros'u 4 günde kaldırdık, hızlandırılmış videolar. 4 günde kaldırdık, künkleri koyduk, yağmur suyunu denize verdik, gitsin efendim. Şurada şunu yaptık, göreceksiniz dedi, Üsküdar her yağmurda birinci katından ilk apartmanın kız kulesine kadar deniz oluyordu ya. Üsküdar'ın meydanın bütün altyapı sorunu çözdük efendim. Anlatıyorlar böyle ve göreceksiniz dedi Ekrem Başkan. Viyadüklerde artık kimse boğularak ölmeyecek. Bu sene İstanbul'da ne yağmurlar yağdı. Ve Üsküdar'da şıkır şıkır bir Üsküdar meydanı. Viyadüklerin hiçbirinde iki parmak su toplanmıyor. Barbaros Bulvarı'nda da hiçbir şey yok.
pandemiyi bu açıdan da bizim belediye başkanlarımız belediyeci olarak fırsata çevirdi. Bunu Antalya'da yaptı, Adana'da, Mersin'de, Ankara'da ve hatta iç yazışmalar yapıldı. Bu şehirlerin yaptıklarını görünce diğer belediyelerimize yazı gitti. İlinizde sokağa çıkma yasağın trafikten dolayı yapamadığınız meydan düzenlemesi, altyapı çalışmaları, yatırımlarını yapın diye öğütte de bulundu parti. Seyit Torun bunun metnini MYK'da bilgi verdi. Oradan biliyorum, hatırlıyorum. Öyle olunca bir anda şöyle bir şey oldu. CHP belediyeciliği, işte bakın şu anda Tayyip Erdoğan şunu diyor mu? Çöptür, çukurdur, bilmem nedir. Geçen kampanya hep böyle gitti. Diyemiyor çünkü halkın görmediği bir şeye halkı inandıramazsınız. CHP belediyeciliği artık çöple, çukurla, kokuyla, bilmem neyle anılmıyor. CHP belediyeciliği hızlı reaksiyon veren, yoksulun yardımında. Örnek vereyim, bütün CHP'li belediye başkanları, ben yıllardır yerel seçimde aday olarak koşturdum iki sefer. İki seferde adaylarımızı desteklemek için, şimdi de genel başkan olarak. En büyük şikayet şuydu. Belediye başkan adaylarımızda ya bir algı var, bozamıyoruz. Bize yapılan yardımlar kesilecekmiş belediye değişirse. Şu anda böyle bir soru hiç gelmiyor. Niye? 5 kat, 5,5 kat artmış yardımlar. CHP'li belediyeler sosyal belediyecilik yardımlarını arttırmışlar. Hal böyle olunca bir anda iş şuna değişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeciliği iyi bir belediyecilik. Hatta AK Parti'nin sloganına bakın. Gerçek belediyecilik diyor, CHP'yi algı yapmakla, yani diyor ki halka, siz iyi görüyorsunuz ama aslında iyi değil, algı yönetiyorlar. Ya halk bilir mi, bilmez mi algı mı yönetiyorlar, hakikaten asfalt mı döküyorlar? Komik yani, maske gelmişse gelmiştir, sıcak yemek gelmişse gelmiştir, kolinin içinden yardım paketleri çıkmışsa çıkmıştır. O yüzden son böyle bu konudaki toparlayarak tamamlayayım, sözüm şu, o yüzden O 20'nin önemli bir kısmı belediye başkanlarımız tarafından gönlünü aldıkları, iyi hizmet ederek oyunu iyi ki buna vermişim diyen seçmen tarafından tekrar veriliyor. O yüzden biz İstanbul'da AK Parti'nin anketinde işte 4,5 puan diyorlar. Evet. Bizim anketlerde 7 puandı. Reklam benim dönüşü soracağız onu. Ankara kadar rahat değiliz değişim şu. Yani firma adı söylememem de lazım efendim, ama. Efendim şöyle yapalım, özür dilerim, bölüyorum. Tabii. Araya gitmemiz lazım. Olur. Reklamdan sonra tam buradan, hatta anket İstanbul seçim tamam, dağılımları konuşmaya başlayalım. Tamam. Bir ara verelim. Kısa bir reklam arası, sonra buradayız. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i misafir ediyoruz. İlk dilimi geride bıraktık. Şimdi biraz yerel seçimlere evet, başlayalım. Biraz ben, siyaset konuştuk. Evet, ben anketler vesaire açılmıştı. İddialı olduğunuz İller konusuna geleceğim. Anladığım kadarıyla Ankara, İstanbul yine kazanacağınızı düşünüyorsunuz. Kazanacağımızı düşünüyoruz. Yeni iddialı olduğunuz ve alacağız dediğiniz büyük şehirler var mı örneğin? Şöyle. Ya da kaybedeceğiniz var mı? Bursa, Balıkesir, Manisa'da ve Denizli'de, yani bir ikinci hattı çekme noktasında çok iddialıyız. 4'te 4 olur mu bilmiyorum. Ama en az 4'te 2 bekliyoruz. 3 olursa çok sevineceğiz. 4 olursa tadından yenmez. Hangisi en kuvvetli ihtimal derseniz, Bursa en kuvvetli ihtimal. Ardından Manisa, Balıkesir, Denizli diye gidiyoruz. Balıkesir'de İyi Parti'ye evet, dair beklentiniz halen sürüyor mu? Yani benim İyi Parti'ye ilişkin beklentim hiç bitmez. Bir gün benimle birlikte sahada çalışan birisi zaten ne demek istediğimi anlıyor. Ben böyle yakasında güneş olan birisi varsa o karşıdan bana koşuyor. Ben gördüğümde sarılıyorum. Kendi partimizin üyesi kadar aramız iyi. Balıkesir, Ege seçmeni bizim komşumuz. Ayrıca Ahmet Akın Balıkesir'de herkese yakın. Yani AK Parti'sinden MHP'sine kadar slogan çok sevilen bir isim. Sloganı öyle. Slogan gibi oldu. Ve öyle zaten. Sinan'ı öyle misafir ettik. Ahmet Akın tabii, cana yakın falan zamanında. Evet. Birkaç tane ben Ahmet Akın'a böyle slogan üretmiştim. Birçoğunu kullanıyor şimdi şeyde. Şimdi Ahmet Akın geçen seçimlerde şöyle bir şey yaşadı. Aday gösterildi. Büyük bir teveccühle ve herkesin kabul ettiği şekilde gümbür gümbür belediye başkanı oluyordu. O sırada İyi Parti Balıkesir'i istedi. Ve Balıkesir'i bir kişi için istedi. Ve genel başkanımız Balıkesir'i veriyoruz deyince Ahmet Akın büyük bir olgunlukla
gözyaşları içinde ama dışarıya hiçbir şey demeden. Hatta şimdiki birinci sıra milletvekilimiz Serkan Sarı, Balıkesir İl Başkanı'ydı. O birkaç gün travmayı atlatamadı. Ahmet Akın ertesi gün İYİ Partili aday için çalışmaya başladı. Ve inanılmaz gayret gösterdi. Ahmet Akın elleriyle verdi Balıkesir'i. İsmail Ok aldı, AK Parti'ye verdi seçimi. Bu kadar net oldu. Bunu bütün Balıkesir biliyor. Elleriyle gitti AK Parti'ye verdi. İş burada kalsa bir şey yok. Sonra da AK Parti'ye geçti. İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Ahmet Akın'ın aldığı belediyeyi ısrarla istedi. Israrla istedi. Aldı, AK Parti'ye verdi. Sonra da AK Parti'ye transfer oldu. AK Parti diyorum, bu dönem bir daha milletvekili yaptı. Şimdi burada bir siyasi yan kesicilikle, burada bir milli irade hırsızlığıyla karşı karşıyayız. Burada kimin suçu yok? Ahmet'in yok, CHP'nin yok, İYİ Parti'nin yok, Meral Hanım'ın yok. Burada İsmail Ok ve AK Parti'nin yaptığı bir şey var. Zaten hani şimdi baktığınızda kabak gibi ortaya çıkıyor her şey. O günlerde Ahmet Akın böyle davranınca, Ahmet Akın'a hiç kimseye borcum yok ama sana borcumu ödeyeceğim demişti Sayın Genel Başkan. Ben Sayın Genel Başkan'a bunu bir görüşmemizde de böyle anlatmıştım. Bir kere de televizyonda böyle bir şakayla karışık hatırlattım. Sayın Genel Başkan da kızdı bana. Haklıdır, ablamızdır. O aslında size yönelik hep sert ifadeler kullanıyor ama siz daha düşük tonlu yanıtlar veriyorsunuz. Ya şimdi sizin ablanızla olan ilişkiniz nasıl? Yani evet. Ablanız sert de yapsa siz düşük tonla cevap verirsiniz. Çünkü bizim aramızda başka bir hukuk var. Yıllara sari bir hukuk halen var. Halen böyle mi? Peki Rusya'sı görüşüyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi arasında. En son taziyeye gitmiştim. Orada mı görüştünüz? Bir de sonra iki kere de telefonla görüştük. Böyle yine siyasete dair konulardı. Ya şimdi şöyle bir şey var. Telefon görüşmesi? Siyaset yapma anlayışı açısından bu bugün söylediğim bir söz değil. Bugün de söylesem arkasında durmam gereken bir söz. Ama meclis tutanaklarından size mesela herhalde 200 tane fosforlayabilirim. 200 tane. Veya benimle birlikte milletvekilliği yapan tüm siyasi partilerin arkadaşlar der ki bu Özgür Özel'in klişesidir. Ben muhalefete muhalefet etmem, iktidara muhalefet ederim. Muhalefete muhalefet etmek iktidarın ekmeğine yağ sürmektir diye en az 200 kere meclis tutanakları altında demişimdir. Bunu bazen iki muhalefet partisi kavga ettiğinde, bazen eskiden MHP bir ara işte yavaş yavaş AK Parti'ye yanaşırken ben selektör yapıyorlar diyordum. Bize saldırmaya başlamıştı. Hayatta cevap vermezdim. Seçim yok, bir şey yok. Ben muhalefete muhalefet etmem, gereği yok. İyi muhalefetle parti kavga eden devletin kendisine ödediği maaşa ihanet ediyor demektir. Çünkü peki, devlet sana iktidara muhalefet edesin diye maaş ediyor. İyi Parti liderinin size yönelik sert söylemlerini ve İyi Parti'nin bugünkü politikasını muhalefete muhalefet etmek olarak değerlendiriyor musunuz? Yok, ben etmem. Ya şöyle, muhalefette sert söylemlerde bulunmak bir strateji ise canları sağ olsun. Yok bir strateji değil de gerçekten öyle yapıyorlarsa o zaman daha sert cevap vereceğim. Üç kelime, yine canları sağ olsun. Evet. Bir ara konuştuk ama Balıkesir'i gündem yaptığınız için çok kısa bunu da sormak isterim. Şimdi İyi Parti Ordu'da iddialı olduğunu ifade ediyor. Balıkesir'de siz iddialı olduğunuzu söylüyorsunuz. Son ana kadar buralara yönelik İyi Parti'ye işbirliği kapısını açık tutuyorum diyor musunuz? Ya bu vakitten sonra şöyle bir şey var şimdi. Bu sorularda ben hep şu, bu soruyu nereden dinliyorum biliyor musunuz? Genel başkan kulağıyla dinlemem. Ordu Cumhuriyet Halk Partisi adayının kulağından dinlerim. Ben böyle bir şeye kapı açtığım anda o arkadaşın emeği, motivasyonu da yakınları, motivasyonu, CHP Ordu örgütü. Yani kazanmak her zaman her şey değildir. Belki hani Balıkesir'i ben Ahmet Akın'a, Balıkesir'deki iyi insanların yakasında güneş olan olmayan ama gözünde güneş, gönlünde güneş olan bir sürü iyi insanın adalet terazisinin bozulan ayarını yerine getireceğini, hakkını teslim edeceğini düşünüyorum zaten. Ama bu vakitten sonra bana şunu deseler yani, Ordu'da sen, Balıkesir'de ben, Manisa'da sen, Adana'da ben, orada sen, ben, yani bu vakitten sonra olmaz. Geçti diyorsun. Her şeyin bir tadında konuşulacağı zaman var. O işin tadı o bu vakitten sonra kaçar. Ciddi diyorsunuz yani.
O momentum artık yok diyorsun. Ya buradan sonra ayıp olur. Evet. Yani siz peki, kendinizi Ordu CHP adayının yerine düşünün. Harıl harıl çalışıyor. O da seçimi kazanacağına inanıyor. Başarmak istiyor. Genel başkan belki de yarın sabah beni gözden çıkarır. Öyle bir şey yapamam. Ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi İstanbul'da kıran kırana bir mücadele var. Bunu görebiliyoruz. Hani kendi izlenimlerimiz bunlar. Ben en çok orayı merak ediyorum açıkçası. En son ne zaman İstanbul'da anket yaptırdınız? Ve orada nasılsınız? Sürekli anket yaptırıyoruz. En son benim gördüğüm... En son ne zaman yaptırdınız? Vallahi anket. Geçen hafta bir anket gördüm geçen ama hafta hangi tarih aralığıydı derseniz. Benim gördüğüm anketlerde birer buçuk fark lehimize açılıyordu. Murat Kurum gösterilmeden önce olmayan bir adaya karşı fark daha fazlaydı. Aday gösterildiğinde iki adaylı sorulduğunda daha az bir fark vardı önce. Sonra tabii o hızlı kampanyayla biraz Murat Kurum ivme kazanıyordu. Sonra Murat Kurum böyle kendi olmaktan çıktıkça şey yapmaya başladı. Yani ben Murat Kurum'u ona bir persona, bir kimlik oturtmaya çalışıyorlar. Böyle kavga ediyor, hakaret ediyor, çatışıyor, alay ediyor, bir şey yapıyor falan. Onun Sayın Kurum'a oturmadığını ve seçmenin de böyle şeylerden hemen adaya mesafe koyduğunu defalarca deneyimledim. Öyle bir şey var. Bir de Sayın sizce... Kurum'a taktik mi veriyorsunuz ya? Şimdi ya bak, ben de onu düşündüm. Ben yani, şöyle düşünüyorum. Birer yani buçuk puan, birer buçuk puan. Daha yani, önde gidebilir falan gibi söylediniz. Şimdi birer buçuk puan, birer buçuk puan her ankette geriliyorsa orada bir sorun var demektir. Ben tanıdığım Murat Kurum'la izlediğim buçuk... Murat Kurum aynı değil sanki. Tanıdığınız olursa daha çok mu oy alırdı? Şimdi normalde birer Murat buçuk Kurum... derken bir buçuk, bir buçuk üste koyarak fark mı açılıyor? Evet, size Ekrem göre. Bey... Kaç puan şu anda? Şu an size göre ne kadar şu fark an, var? Benim son gördüğüm anket 7 idi. AK Parti'nin 7. anketinin... 7 puan fark mı var size göre? AK Parti'nin anketinin 4,5 puan olduğunu bugün arkadaşlar söyledi. Ekrem Bey'in lehine bir fark olduğunu. Ben Murat Kurum'un her ankette geriye gidişini... Murat Kurum'un üzerine oturmayın sanki böyle hani konuşması dublajmış gibi dışarıdan başkaları söylüyormuş gibi oluyor. Bir de şey hissiyat var böyle mahallede durun abim gelecek falan filan. Yani her an bir Erdoğan gelecek de vaziyete el koyacak algısı bence zarar veriyor. Ama tercih kendilerinin sonuçta bu bir yarış. Ya siz diyorsunuz ki Sayın Kurum aslında Çevre Şehircilik Bakanı iken olduğu haliyle sakin ve seçim kampanyasında da polemiklere girmeden hareket etseydi anketlerde bir de polemiği kendi yaratıyor ya o da acaba olabilirdi diyorsunuz. Seçmen meşru müdafaayı her zaman hak görür. Zararınıza bir şey ama aynı zamanda yok sordunuz yapmış. Söylüyorum yani. Peki. Şöyle bir durum var. Zaten bu vakitten sonra çok da dönüşü yok gibi görülüyor. Murat Bey'in şöyle bir durumu var. Kendi kendine yani geride olma psikolojisiyle bir icat çıkarmaya çalışıyor. Polemik çıkarmaya çalışıyor. İşte bir başka yerden verilen davetiye mesela bir davetiyenin verilmiş olması kendileri açısından iyi bir şeydir. Mesela benim partimin bir davetiye yollamış olması iyi bir şeydir. Yollanmaması ayıptır. Yollanmış davetiye hayır yapmazlar etmezler falan ve yoktan yere polemik çıkarmaya çalışması onu ivmesini aşağı düşürür. Peki sizce yani İstanbul'da projeler mi çok daha ağırlıklı gidiyor kampanyalarda? Yoksa bu durumlar mı? Bu polemikler mi? Siz nasıl görüyorsunuz mesela Ekrem İstanbul'da? Bey açısından projeler. Ben önümüzdeki hafta 2 metro ama açılışı Ekrem var. Ama Ekrem Bey de sürekli polemiklere giriyor. Şimdi, polemiklere girmeyi de seven bir siyasetçi. Şöyle Ekrem Bey'inki gördüğüm kadarıyla meşru müdafaa. Sayın Kurum saldırıyor. Sayın Kurum olmadık polemik alanları açıyor. Ekrem Bey de o konuda işte... AK Partililer de dedi ya Ekrem Bey bu konuda kuruma göre çok daha mahir. Ekrem Bey de orada meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Ama ben her gün sabahleyin Ekrem Bey'in bir başka açılışını, bir başka toplantısını görüyorum. Zaten dünya kadar yapılan iş ortada. Ekrem Bey proje odaklı ve yani geçmişe göre Ekrem Bey'in avantajı şu. Eskiden yapacağız edeceğiz diyorduk. Şimdi yaptık ettik diyoruz. Eskiden vaat ediyorduk. Şimdi olanı söyleyip onları teminat göstererek gelecekte yapacaklarını söylüyoruz. İcraat yönünün çok güçlü olduğu bir yapı var. Şöyle bir şey var. Vallahi bunu Trabzon'da AK Partililer alkışladı. Yani AK Partili muhabir güldü. Yanında AK Partili arkadaşları da alkışladı. Benim de kime söylesem
Trabzonlulara soruyorum ben. Şimdi bizim hemşeriniz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda AK Parti'nin Trabzon'da kaç milletvekili var? 4. Kaç bakanı var? 4. Ortahisar kimde? AK Parti'de. Büyükşehir kimde? AK Parti'de. 10 tane AK Partili Trabzon'a bir tane hafif raylı sistem yapamadı. Bir tane Trabzonlu CHP'li İstanbul'a 10 tane metro birden yapıyor diyorum. Vallahi doğru söylüyorsun diyorlar. Bizimkiler yapmadı. Bu arada bu metro konusunda çok şiddetli itirazları var AK Parti tarafına. Onu biliyorsunuz. Ya bir 15 gündür bunu tartışıyoruz hepimiz. Bir şey söyleyeyim. 65 kilometre mi yapıldı, 8 kilometre mi yapıldı tartışması var. Onlar ısrarla... Bir şey söyleyeyim mi? Çabaladıkça batıyorlar. Birincisi şu. Ben gözümle gördüm ve bütçe görüşmelerinde de tutanak altına bunları tıkır tıkır aldırdık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısını Ulaştırma Bakanı yaptılar, getirdiler belediyeyi kaybedince. Ulaştırma Bakanı çıktı orada, İstanbul'da metroların niçin durduğunu anlattı. Finansman güçlüklerinden dolayı 10 metroyu durdurduk dedi. Ekrem Başkan ne yaptı? Ekrem Başkan çok bambaşka bir şey yaptı. Japonya'da raylı sistemlerde bir çok başarılı Cumhuriyet kadını, Türk kızı Pelin Hanım, Japonya'da destan yazıyor. Belki Japonya'daki maaşının onda birine razı oldu ama İstanbul'da bir hikaye yazmaya da razı oldu. Bir başarı hikayesinin parçası olmaya. Geldi, genel sekreter yardımcısı olarak ulaşımdan sorumlu, işin başına geçti. Amerika'ya gittiğinde, Londra'ya gittiğinde, dünyanın herhangi bir yerine gittiğinde Japonların o çok başarılı mühendisi şimdi İstanbul gibi bir metropolde metro inşaatları için kaynak arıyor. Bir kere kadının kaşesi en büyük teminat. Ve o kaşe, şimdi biz onu Türkiye'deki diğer yerlere yaymaya çalışıyoruz. Pelin Hanım'ın yaptığı işler o kadar inanılmaz bir kaynak ve bir destek yarattı ki Ulaştırma Bakanı mecliste bunu resmen şeye, yani öyle bir şey dönüştürür ki dış güçler yardım ediyor size falan, bize olsa vermez. Vermez. Doğru adamı bulup yollarsan, doğru kadını bulup yollarsan, doğru işler yaparsan verir. Dış güçler yardım ediyor da İstanbul'un metrosuna yardım ediyorsa ne iyi. Dış güç dediğin kredi notuna göre çekiyorsun, günü gelince ödüyorsun. Bunu bütün AK Parti belediyeler de peşinde koşuyor, AK Parti'nin kendisi de peşinde koşuyor. Dışarıdan kaynak bulmak ve dış kaynakla İstanbul'a metro yapmak, sonra da onu günü geldiğinde ödemek kadar doğru bir şey var mı? Siz Pelin Hanım, söylüyorsunuz, çok özür dilerim. Buyurun. Bölüyorum ama. Tabii yok. Yani siz daha önceki belediye başkanının başlattığı projelere finans sorunu yaşandı diyorsunuz. Bırakmışlardı. Finans sorunu biz çözdük ve bunları devam ettirdik diyorsunuz değil Hayır, mi? Hayır, yeni başlayan metrolar da var, onları da biliyorsunuz. Ama 7 taneden herhalde... 7'de 7 eskiden kalan 3 tane yeni, ama yine de bir hata payı içinde söyleyeyim şimdi hani. Ben de çok hakim değilim. Ben biraz hakimim. Pelin Hanım'la da konuştum. 10 metroya olmayan, çalışmayan, durmuş, kaynak bulamayan ve Ulaştırma Bakanı'nın da itiraf ettiği, yani önceki İBB Genel Sekreter Yardımcısı'nın itiraf ettiği 10 metro inşaatı, Pelin Hanım'ın hem meseleye hakimiyeti, hem İstanbul Büyükşehir'in güç, imkanlarını ve vizyonunu doğru anlatması ve kredi imkanlarını yaratması üzerine kaynak buldu ve İstanbul'un altında köstebek gibi ilerliyoruz. Ve Ekrem Başkan'ın verdiği kilometrelere, yok 6 kilometre falan diyenlere de gülüp geçiyoruz. Ben daha bundan 3 yıl önce toplam 17. kilometrede olduğumuzu gidip bizzat yerinde Ekrem Başkan'la birlikte o kılavuz treninden içinden giderken gördüm. Ben mesela şeyi hatırlıyorum bir kere, Sancaktepe Sultan Gazi hattını, ben Sancaktepe'de oturduğum için biliyorum. Onun 2017'de temeli atılmıştı ama sonrasını bilmiyorum. Şöyle olmuş efendim, Sayın İmamoğlu bu hafta mı açıyor? Yani, bu hafta açıyor hattı galiba. Açılıyor, evet. Evet. Ben bu meseleye bayağı çalıştım. Hem AK Parti tarafını dinledim, hem Pelin Hanım'la bir görüşme yaptım. Uzun bir görüşme. Kendisi çok detaylı bir şekilde bana anlattı ama şimdi bu yayında bunu isterseniz... Evet, kifayeti ama çizdiğin çerçeve doğru değil mi? Yani çok önemli şeyler anlattı. Hatta evet, onları da misafir ettiğimizde konuklarımıza... Ya bu liyakat meselesi ya. Soracağız. Bunu doğru insanı getirdiğinde Pelin Hanım'ın mesela hocası da Sayın Erdoğan'la 94'te birlikte çalışmış. Pelin Hanım asistanken oradan da böyle bir hatıra var. O, yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yine kendisi de öğrenmiş. Şöyle, Sayın İmamoğlu'yla
olan hukukunuz üzerine ve çok dikkatli sormak istediğim bir soru bu. Nezaketsizlik olarak algılanmaması açısından. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısınız. Ama mesela işte şeyi konuştuk biz kendi içimizde. Yani HDP'yi ziyaret ettiğinizde işte eş başkan demek istiyorum ifadesi üzerinden günlerce konuştuk. Siz orada gülümsediniz. Ama orada şimdi o da çok zoraki yorum. Çünkü HDP'de eş başkanlık var. Birbirlerine eş genel başkanım, eş genel başkanım diyorlar. Ha, devam ettirdi ya böyle gülümseyerek yani oradaki. Ya ben onu kötü niyet görmüyorum. Bir de beyan esastır. Tülay Hanım şimdi niye öyle bir şey desin yani? Yani Tülay Hanım'ın dedi ki dilim sürçtü şey oldu dedi. Yani biz eş genel başkan lafına alışırız ondan. Ben orada hiç takılmam öyle şeylere. Tamam. Yani. Sonra da işte yani buradan şöyle yani o yüzden çok dikkatli sormaya çalışıyorum. Mesela Sayın İmamoğlu ile sizin aranız nasıl? Sayın İmamoğlu ile aranızda bir siyasi rekabet var mı gibi şeyleri biz çok evet. konuşuyoruz arkanızdan efendim şimdi yani. Arkanızdan daha konuşuyoruz. Daha doğrusu yani gazeteci soralım. Olarak merak ediyoruz. Yani zaman zaman bunları... şöyle koyuyor. Sayın İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandıktan sonra hem CHP Genel Başkanlığı'na işte kurultayda çok etkili olduğu konuşuluyor. İşte Cumhurbaşkanlığı hep aklındaydı zaten meselesi konuşuluyor. Kendisi sonuçta Türkiye çapında siyaset üretiyor. Yani başka illerle de gidiyor, geliyor. İşte başka illerle gidiyor, yorum ve değerlendirmeler yapıyor. İşte Burcu Hanım üzerinden söyledik ama. Burcu Köksaray'a ilişkin değerlendirmesi de bu şekilde yorumlandı. Bir rahatsızlığınız olan durum oldu mu? Aranızda bunları hiç konuştunuz mu? Bizde dışarıdan göründüğü gibi bir tablo sizin içinizde var mı? Nasıl? Yok yok. Bu durum biraz bize anlatsanız efendim. Şimdi... Bazen o kadar ya bu bir gazetecilik. Benim buna söyleyecek hiçbir şeyim yok. Benim de işim bu sorulara cevap vermek. Sağ ama bazen ekranlar 6'ya bölünüyor. Hep bir ağızdan 6 kişi 8 kişi konuşuyorlar. Olur olmaz üslupsuz laflar sözler veya işte koskoca Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi ya bugün de yazmış mesela. İnanamadım okuduğumda. Ben Ekrem Bey'e onu demiş, iki kişi arasında bir telefon görüşmesi olmuş, Abdülkadir Bey de var. Ya arkadaş bunu kaçıncıya yapıyor? Bunu yapıyorsan, bu gerçek olsa senin ortam dinlemesi ya da cihazla dinleme yapıyor olman lazım. İki kişi arasında görüşme gerçek değil ama bunu buraya yazmak da gazetecilik değil. Yani öyle iftiralar öyle şeyler. Ben size bakın şöyle bir şey ifade edeyim. Biz Ekrem Bey'le bugüne kadar... Hiç tartışmadık. Hani diyorlar ya, hiç ayrışmadık. Hiç birbirimizi üzmedik, birbirimize hiç kötü söz söylemedik. Ekrem Bey kendi sınırlarını, görev alanlarını çok iyi bilen, bugünkü mesele mesela Afyon meselesinin İstanbul'a tesiri var veya Hatay meselesinin İstanbul'a tesiri var. Ama Ekrem Bey çok özenli, kendisine mesela ben geçenlerde böyle bir ilde çok İstanbul'un çok gittiği bir ilçeyle ilgili bir şey vardı... Ya size iletilen bir şey mi vardı? Var mı bir şey diyebileceğiniz bir şey falan dedim. Size iletilen bir bilgi. Orada bile o kadar nazik bir üslupla söylüyor ki. Bizim aramızdaki ilişki birbirimizin görev alanlarına çok saygılıyız bir. Aramızda bir arkadaşlık, bir kardeşlik hukuku var. Benim genel başkanlık anlayışım. Bu bütün 81 il başkanına da sorabilirsiniz. Böyle biz bir çakma Tayyip Erdoğan'la bu partiyi yönetemeyiz. Öyle karşısındakilerin tir tir ondan titrediği... Ona kızan, buna hakaret eden, onu kovan, ona bilmem ne yapan falan. Bizim 81 il başkanımızın görünürde 36'sı toplamda işte 38'i 40'ı kurultayda bizi destekledi son gün. Bir o kadarı karşımızdaydı. Gece 5'te bitti her şey. Sabah 9'da kahvaltıya çağırdım. Hepsine dedim ki birçoğu da istifa etmeye hazırdı. Sonradan da gelip edenler oldu. Dedim ki bugüne kadar olan her şeyi unuttuk. Buradan sonrasına birlikte yol yürüyeceğiz. Biz bu partinin evlatlarıyız. Ben en çok kavga ettiğim veya kongrelerinde benim hakkımda en ağır sözleri söylemiş arkadaşlarıma bile temiz bir sayfa açtım. Ve o arkadaşlar şimdi son derece nazik ve son derece üsluplu bir şekilde görevlerini yapıyorlar. Ekrem Bey'le bugüne kadar en ufak bir sürtüşmemiz olmadı. Aday belirleme sürecinde etkisi ben, olduğu ve... Ben ona baktığımda bir arkadaş, bir kardeş görüyorum... O da baktığında bana bunu görüyor. Ama, siz genel başkan olarak genel başkanlığın gereği saygısında, sevgisinde hiçbir zaman kusur yok. Bütün söylenenler aralarında şu oldu bu oldu. Ben Ekrem Bey'le ne kavga ederim, Mansur Bey'le de etmem. Hiçbir belediye başkanımla kavga etmeyi istemem. Ben onlar benim makamıma Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı değişik bir şey. Yani bakın benim düne kadar...
birlikte tatil yaptığım, yediğim içtiğim, şakalaştığım, böyle birbirimize el şakası yaptığım arkadaşlarım, yemek yiyoruz. Ben kalkıp lavaboya gidiyorum, geri geliyorum. Ben yerime gelene kadar ayağa kalkıp ayak yapmayın diyorum, yalvarıyorum. Birebir arkadaşım, ya sanki aramızdaki samimiyet ortadan kalkmış gibi olur diyorum. Utanıyorum diyorum. Kalkacak ama biliyorsunuz değil mi, zamanla öyle olacak. Hayır ama arkadaşlar, makama çünkü sahip. Akıllarında şöyle bir şey var. Bu koltuk CHP tabii. Genel Başkanlığı koltuğu ve bu koltuk Atatürk'ün koltuğu, ona bir saygı. Bu konuda Ekrem Bey ya da herhangi birisi 0.1 milim bir eksiklik yapmaz. Kendine de yakıştırmaz. Kimse de ona yakıştırmaz. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. O ona şunu dedi, bu buna bunu dedi. Gel, ben demişim ki gel burada sen otur falan. Hiç öyle bir şey yok. Biz en kriz olabilecek meseleleri en iyi şekilde birlikte yönetiyoruz. Ben Ekrem Bey'e, Ekrem Bey bana bir şey söylediğinde bunu görev alanlarımıza müdahale olarak falan da konuşmuyoruz. Mansur Bey de eleştiriye çok açık, ben de çok açığım. Biz şimdi Ankara'da mesela 3 ilçeyi 10 ilçeye, 12 ilçeye çıkarma durumu var. En az 7 ilçe kazanacağız diye görüyoruz. Bu aramızdaki kuvvetli iletişim sayesinde. İstanbul'da hedef 14+14. Ha 28 olmaz 24 olur. Olmadı 20'de kaldı. En kötü senaryo. Ama biz bir şeyi birlikte başarıyoruz. O yüzden bizim aramızda bir çatışma yok. Niye çatışma olsun? Ben partinin genel başkanıyım. Ekrem Bey partinin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. O çatışma düşünenler niye? Ben bir şey söyleyeyim. Benim geleceğe dönük olarak hedefim Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilk genel seçimlerde iktidar yapmak. İkinci bir hedefim yok. İlk genel seçimlerde iktidar yapmak. Tarihe 25 yıllık, 26 yıllık, erken olursa 23 yıllık, 24 yıllık AK Parti iktidarını bitiren genel başkan olarak geçmenin benim kızıma, aileme, çocuklarıma, kişisel geçmişime bırakacak en büyük miras bu. Ondan sonraki süreçte Türkiye'de bir başka görev düşer düşmez bambaşka bir şey. Benim tek hedefim seçimin kazanıldığı gece burada genel başkan olmak. Burada kim benimle niye çatışsın? Peki bir şey mi soracaksınız? Evet. Buyur, buradan devam edelim zaten. Buradan aynı devam, devam ediyoruz. Şimdi mesela yerel seçimlerde sizin başarı kriteriniz ne mesela? Ne olursa siz evet, veya biz, bu ilgileri alamadınız diye. Biz burada başarılı olduk diyeceksiniz ve ki olamazsanız eğer ki, yani yerel seçimde beklediğiniz bir başarı performansı sergilenmezse 1 Nisan'dan sonra CHP'de yeni bir süreç olur mu? Kurultay süreci yaşanır mı? Yoksa biz yolumuza devam ederiz mi diyorsunuz? Birincisi şu, şimdi meseleyi kendi aramızda gülüştük böyle bu konular konuşulurken. Ben Nisan ayının son haftası okula tayin olmuş öğretmen gibiyim. Öğrenciler Haziran'da karne alacak, bu çocuklar okumazsa. Biz de okutmaya uğraşıyoruz, inşallah okur. Okumazsa neden okumadı onu konuşuruz. Ama şöyle bir şey var. Ben kendimle ilgili başarı kriteri şu. Ben önümüzde yapılacak genel seçimlerde partiyi iktidar yapacağım. Yapmazsam bir gün görevde durmam. Olağanüstü kongreyi toplarım. Kendim de aday olmam. Mesela İstanbul'u kaybederseniz siz olağanüstü kongre toplar mısınız? Böyle bir şöyle kriterinizi anlamaya çalışıyorum. İstanbul'u genel, değil de genel diyor herhalde. Ben genel seçim. Yok, ben yerel seçimleri kastediyorum. Şöyle, yerel seçimlerde genel olarak tabloya bakacağız. Ben genel seçimlerde yükselen bir trend, bir başarı görüyorum. Yerel ben, seçimleri diyorsun. Yerel seçimlerde. Ben yerel seçimlerde elimizdeki 11 büyükşehrin iyi senaryoda tamamını koruyacağımızı düşünüyorum. Ola ki birkaç yer kaybetsek de yerine birkaç yeri koyacağımızı düşünüyorum. Ama bu yerel seçimlerde olası diyelim ki bir yerde bir eksiklik var. O neden kaynaklanmış analiz edilir, bakılır. Ama bu yerel seçimler Cumhuriyet Halk Partisi için bir yenilginin, bir mağlubiyetin, bir felaketin beklendiği yerler değil. En riskli yerler nereler efendim? Ya şöyle, riski gördüğünüz yerine yerler göre değişir. Anketlerden önce başka düşünüyorsunuz, anketlerden sonra başka düşünüyorsunuz. Şu an riski gördüğünüz bir il var mı, kaybedeceğinizi düşünüyorsunuz? Ya tabii var. Söylemek istemiyorsunuz. Şöyle, şöyle birkaç tane riskli gördüğümüz il var. Anketlerde birkaç puan geride olduğumuz il var. Veya birkaç puanla önde olduğumuz iller var. Siz şu anda büyük, büyük şehirde olanlar var. Ama evet, şöyle bir şey söyleyeyim. Buradan hiçbir adayı, hiçbir ilin motivasyonuna düşürmek istemem. Şöyle bir şey yok. Havlu attığımız, kaybettiğimiz görülen, ya bu ilde gitti diyeceğimiz bir il yok. Aksine yani olumlu göstergeler olumsuzlara göre çok daha fazla. Ve bir başımıza hiçbir ittifak olmadan
çatır çatır çok önemli bir başarı elde etmek üzereyiz. Bence 1 Nisan'dan sonra şey başlayacak. CHP'nin stratejisi neydi? Bu doğru kararları ne zaman verdiler? Biz konuşuruz akşamları efendim. Evet. İzlersiniz onları. Memnun oluruz. Lütfi Savaş'ı hiç istemeden mi aday gösterdiniz? Yok, Lütfi Savaş'ı... Çünkü bütün açıklamanız yani... Ya daha iyisi bulamadık, daha o yüzden iyisi, Lütfü Savaş'ı ya da koyduk. Yani Lütfü Savaş bırakmadı bir başkasına, mecbur kaldık. Hayır, gibi anlaşıldı. Öyle mecbur kalmak diye buyurun, bir şey yok yani. Bakın süreci, öyle şeyler oluyor süreci ki. Süreci iyi yönetemediğinizi düşünüyor musunuz? Aksine çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Hatayı mı? Ben özür dilerim. Hatay elbette. Biz sizi dinleyelim. Hiç istemeden mi aday gösterdiniz dedim. Hayır, şöyle biz Lütfü Savaş'la ilgili defalarca söyledim. Biz Hatay'da birçok anket yaptırdık. Yaptırdığım bütün anketlerde, 4 ankette çok net olarak Lütfü Savaş ismini kiminle sorarsak, çünkü ilk önce bir memnuniyet anketi yaptırıyorsunuz. Lütfü Savaş'ın memnuniyet anketi de bir mutlak memnuniyetsizlik ve değiştirilmesi şart çıkmadı. Çıkmadı öyle bir şey. Ama sorgulanması gerekiyordu. Kafa kafaya çıkıyordu. İkili sorulduğunda biraz önde çıkıyordu. Başka partiler devreye girdiğinde geride çıkıyordu. Çok net söyleyeyim. Biz Lütfi Savaş'ın ismini aday adaylarımızla, ismi geçenlerle, sahaya giden, ben yanılmıyorsam 3 kez sahaya ekip yolladım. Bir tanesi 12 kişi, bir tanesi 4 kişi. Sonra en son 5'li bir komisyon bütün aday adaylarını çağırdı. Burada ilçe aday adaylarıyla görüştü. Bütün mülakatlarda şöyle bir şey oldu. Lütfi Savaş'tan daha kuvvetli desteği olan birini bulsak seçimi banko kazanacağız. Lütfi Savaş'la çekişiyoruz. Daha rahat kazanacak bir alternatif aradık. Bunu da Lütfi Başkan'dan hiç saklamadım. Hmm. O da her seferinde bana, başkanım ben seçimi kazanırım. Ben kazanıyorum. Bendeki anketler var. Ben bir de geçmiş seçimleri biliyorum. Hatay'ı tanıyorum. Ben bu seçimi alıyorum dedi. Son güne kadar özellikle 6 Şubat'ta gittiğimizde söyleyince herkes oradaydı. Yani kime güveniyorsanız sorun. Tepkinin %99'u hükümeteydi. Hatta üzüldüm de Sağlık Bakanı çıktı. Sanki bütün Sağlık Bakanı deprem sürecinin en çok çalışan bakanlarından bir tanesi. Yollamışlar, neden? En pozitif bakan o ya. En az o tepki alır diye. Yollamışlar Sağlık Bakanımızı. Sağlık Bakanı çıktı konuşma yapmaya. Orada çıkması gereken, keşke o Süleyman Soylu çıksa oraya da, ne yapılsa haktır. Ama Sağlık Bakanı... Mesela Süleyman Soylu da eleştirebilirsiniz ama çok çalıştı deprem zamanı. Ben anlatırım yani Süleyman Soylu'nun nasıl çalıştığını hep yani size. Tabii tabii. O, yani Sağlık Murat Bakanı Kurum, Süleyman, da... Murat Kurum, Süleyman Soylu, Hatay koordinatörüydü. Çok biliyorum, biliyorum. Gelmesinin nedeni belki Sağlık oldu. Sağlık Bakanı çıktığında diyeceğim o değil yani, depremde neler oldu konuşuruz. Büyük bir uğultu, yuhlama falan. Yani bir ara böyle Sağlık Bakanı bana şey demişti konuşmalarda. Dualar, moalar. İşte yürütme adına bir kişi çıkıyor konuşuyor, bana da konuşma vermemişler. Verseler memnun olurdum. Sağlık Bakanı hatta bana dedi ki birlikte çıkabiliriz falan. Yok dedim, doğru olmaz şimdi falan. Sonra dedim ki acaba yanına mı gitseydim ya? Hani belki bu protesto, öyle %99 protesto yaşandı. İnsanlar acılı, haklı, ne bir şey diyemezseniz. Yani ben Hatay'da protesto eden kimseye bir şey demiyorum. Sonrasında Lütfü Savaş'a da tepkiler gösterildi. Hatta Lütfü Savaş yokken bize de bazı genç arkadaşlar neden Lütfü Savaş oldu falan dediler. Ama yaygın bir grubu da orada birinin ısrarla yönlendirdiğini falan da bütün biz de gördük, Hatay da gördü, herkes de biliyor. Ama sürecin sonunda benim aklıma bakın %1 de olsa tepki vardı, protesto vardı, bir soru işareti daha geldi. Onun üzerine dedim ki ben bir anket daha yaptıracağım ve bu anketi dedim mümkün olan seçim aday göstermeye en geç zamanda yapalım. Çarşamba, Perşembe, Cuma anket yapıldı. Cumartesi geldi. Lütfü Başkan'ı çağırdım. Geceliğin ulaşamadık. Sabah konuşabildik ve sonunda da Lütfü Başkan'la böyle böyle bir anket sonucu var. Birlikte bir oturmalıyız, değerlendirme yapmalıyız dedik. Zaten Lütfü Başkan müzikli müziğin de kullanıldığı reklam filminde kendi arzusuyla oynamadı. Yani Hatay bu haldeyken benim müzikli bir filmde oynamam doğru olmaz dedi. İkinci reklam filmde oynamadı. Müziksiz bir reklam filmi yapsak mı? Reklam falan yapmayalım, bana bırakın dedi. O yüzden Lütfü Savaş'ı o lansman toplantısında ismini okumadık.
lansmana hazır gelmişken bütün ilçe belediye başkan adayları, ilçe başkanları benim başkanlığımda toplandık. Tek tek söz verdim. Tam bir mütabakatla seçimi lütfü başkanla kazanırız. Aday değişirse kazanacak bir aday lütfü başkandan fazla şanslı bir aday zaten bulamayız. Ayrıca bazı ilçelere zararı olur dediler. Ben kaybederim dedi. Şimdi kazanıyorum dedi. Ben kaybederim. İlçe başkanı öyle dedi. Arkadaşlar bunu söyledikten sonra Lütfü Bey'i bir kez daha çağırdım. Sabah konuştuğumda demiştim ki Lütfü Başkanım birlikte bir alternatif geliştirelim. Siz sizin de elini kaldıracağınız seçimi tamam, kazanacak bir öneride bulunun. Bu seçimi benden başkası kazanamaz başkanım dedi. O yüzden mi lansmana gelmedi bakın, Lütfü? Hayır biz dedik zaten lansmanda Lütfü Başkanı müzikli bir lansmana bilerek çıkarmadık. Ha. Ve Lütfü Başkanım ama beni aday göstereceksin kardeşim demedi. Hatta bakın bazıları aday gösterilmeyeceğini duyunca bizi arayıp başka partiye gitmekle. Lütfü Başkan dedi ki ben dedi tamam dedi 2 yıl 2 dönem 3 dönem önce başka partiden gelmiş olabilirim dedi. Ama dedi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday adayım. Beni aday göstermezseniz oraya buraya gitmem. Bağımsız aday olmasından çekindiniz mi? Demedi. Bakın çekinmedim demedi. Öyle bir şey söylemedi. Sadece takdir sizin dedi. Ama ben bu seçimi kazanacağıma söz veriyorum dedi. Ben sonra biraz önce anlattım. Toplantıyı yaptım. Sonra Lütfü Başkan'ı çağırdım. Başkanım dedim. Bu seçimi alman gerekiyor. Herkes sana güveniyor. Biz güveniyoruz. Bu iş kafa kafaya. Ve tabii orada şöyle bir baskı da var. Şunu da kabul edelim. Hiç ben eğip bükmem. Tip Lütfü Savaş olmazsa adayımızı çekeriz dediği için. Tipin bilmiyoruz hani genel seçimlerde %8 oy almıştı. Tabii özel bir durum vardı. Can üzerinden %8. Ama son veri o. Şimdi %8 yer değiştirmesi çok önemli bir şey. Lütfü Savaş olursa adayı çekmeyiz de diyorlardı. Bunu da konuştum Lütfü Bey'le. Konuşmuştum ve konuştum. Ama dedim ki örgüt sana güveniyor. Bütün ilçe belediye başkan adayları sana güveniyor. Geçmişte seninle çatışanlar dahi bu seçimi Lütfü Bey'le alırız diyorlar. Görev sende başkanım dedim. Ayağa kalktı. Görev bende genel başkanım dedi. Sarıldı. Hatta biraz da tabii süreç onu da yıprattı. Gözleri de buğulandı. Ben de duygulandım. Çünkü gecenin üçüydü. Çıktım dedim ki yazın arkadaşlar bir mesaj. Lütfü Savaş'la yola devam ediyoruz dedim. Meselenin özü bucağı budur. Net. Lütfü Savaş'tan daha yüksek kazanacak birisi bulsaydık aday yapardık. Buna Lütfü Bey de itiraz etmezdi. Süreçte Lütfü Bey'in haklı çıktığı konu şu oldu. Başkanım ben bu seçimi alırım. Benden başka bir başkasıyla olmaz. Çünkü alt kırılımlarda AKP ve MHP'den de oy alan yaptığı hizmetlerle, geçmişiyle bir isim. Açıkçası şu, ben bunu söyleyince sevgili Ahmet Hakan haklı olarak yani onun işi o şöyle bir eleştiride bulundu. Bu Lütfi Savaş'a hakaret değil mi? Bence değil. Ben şöyle dedim. Son gece şu kararı vermek zorundaydım. Ya seçimi AK Parti'ye veriyorum. Çünkü elimde Lütfi Savaş'tan daha güçlü bir alternatif yok. O da kazanabilir diyor. İstemeye ama siz böyle söyleyince ben Lütfü Savaş'ı istemiyorum ama yapacak da bir şey yok. Evet, elimdeki en güçlü koz ve aday bu gibi algılanıyor kamuoyunda. O yüzden bu kadar tartışıyor. Şöyle ben Lütfü Savaş'la Lütfü Savaş'ın açıklamaları da genel başkan beni hiç üzmedi. Kazanmak dedi. İçin onu aday göstermişsiniz gibi anlaşılıyor yani. Siyasette adayı kazanmak için gösterirsiniz. Peki, ben peki. Lütfü Savaş'ı ama ben bunu sadece kısa bir şey soracağım. Lütfü Savaş'la kaybettiğimizi gördüğüm halde adaylaştırmış değilim. Lütfü Savaş'la kaybediyor olsak ve bir alternatif olsa benim görevim zaten kazanacak adayı göstermek. Yani bunda bu Lütfü Bey'e bir hakaret falan değil. Çok da zor bir yerde, çok bir zor göreve yeniden talip olmuş durumda. Reklama mı gideceksin sorayım? Reklama gideceğim. Bu arada da anketlerde şunu da söyleyeyim. Lütfü Savaş'ın adaylığının doğru olduğunu ve hakikaten onun dediği gibi biz sahaya çıktık mı, kendimizi anlattık mı hızla ilerleriz dedi. Şu anda mesela riskli kategorisinde gördüğümüz Hatay'ı az riskli, 3 kategorimiz var. Az riskli, orta riskli, riskli, az riskli kategoriye almış durumdayız. Peki bir ara verelim, aradan sonra devam edelim efendim, reklam arası. Efendim devam ediyoruz CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yayınımıza. Buyurun. Evet, Lütfü Savaş'la ilgili ben bir son soru sorayım bu konuyla ilgili izninizle. Şimdi dediniz ya lansmana ve bu şey kliplere müzik ve eğlence içerikli oldukları için Lütfü'yü tercih etmedi dediniz. Mesela o süreçte bir açıklama yapmadınız. O süreçte
Hani bu yüzden Lütfü Bey'in bu tip işleri hani... Yok, bunu söylemiştim. Yani hatta lansmanın çekimi de 5... Pardon, lansmanın çekimi diyorum. Reklam filminin çekimi 5 Ocak günü yapıldı, ilk filmin. Yok, ben lansmanı söyledim. Peki yani, orada Kahramanmaraş... Ya orada bir açıklama yapsaydınız bu kadar tartışmayacaktım. Bugün olanda var. O lansmanda var mıydı? Vardılar. Onlar niye dikkat etmediler? Lütfü, onlar oranın o günlerde belediye başkanı adayı değildiler. Ayrıca Lütfü Savaş aslında bir de Hatay'a çok büyük bir konvoyla girdi. Onu gördünüz mü bilmiyorum ama... Bu Lütfü Bey'in tercihiydi. Ben yani, aslında bir şey söyleyeyim mi? Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Ama demek ki oranın psikolojisini yaşamak başka bir şey. Ben öyle reklama gelmeyeyim, müzikli falan bir şeymiş deyince hak verdik yani. Sayın Genel Başkan, az önce dediniz ki kurultay sürecinde bizim aleyhimize tavır sergileyen, sert konuşmalar yapan il başkanlarıyla dahi sabah toplandım. Bir anlamda helalleştik, geçmişi sildik, sizinle çalışmaya devam edeceğiz, istifaları da kabul etmedik dediniz. Az önce Lütfü Savaş bağlamında da konuştuk. Aday belirleme sürecinde bazı sıkıntılar yaşandı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bazı isimlerle, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın oldukları gerekçesiyle yola devam etmediğiniz eleştirileri parti içi muhalefetten de dile getirildi. Bu bağlamda İzmir'i çok konuştuk. Az önce çokça mesaj almışım. Ankara temsilcisi olduğumuz için herhalde Ankara'da Çankaya'yı sormuşlar. Alper Taş denen çokça başarılı bir belediye başkanıydı. Neden tercih edilmedi orada Alper Taş denen yerine genç bir isim tercihinde bulunuldu şeklinde? Tüm bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu için bazı isimlerle yola devam etmeme kararı aldınız mı? Yani şimdi ben size söyleyeyim, almış mıyım almamış mıyım siz karar verin. Ahmet Akın kurultay gününün genel başkan yardımcısı, Kemal Bey'in en yakını, birinci turla ikinci tur arasındaki süreçte dahi yanındaydı. Bakan yapacağını söyledi. İsim, isim ve kurultaydaki bir numaralı kurmaylarından bir tanesi görevlendirildi. Burcu Köksal. Bursa aynı şekilde, imzasıyla, mücadelesiyle aynı şekilde. Burcu Köksal o şekilde. Seyden Karalar çok. Mersin birer oy, Adana'dan bir oy aldık, Mersin'den hiç oy alamadık. Antalya, Aydın, daha hangisini sayayım? Hepsi Kemal Bey'in en güçlü destekçileriydi ve en güçlü delegelere sahip olan yerlerdi. Böyle baktığınızda daha da uzatabilirim yani. Bir sürü, Mansur Bey bile Kemal Bey imza vermişti sonuçta falan. Sonuçta bunlar atanırken kimse şunu demiyor: Özgür Bey gerçekten adayın performansına bakıyor ve atıyor demiyor ki, ben varım, heyet var, MYK var, PM var. Parti meclisi toplantısında bu adayı neye göre belirledik diye kimse sormaz. Çünkü adayın belirleniş yöntemini en az 2-3 hafta önce konuşmuşuzdur ve oylamışızdır. Bu yöntemle belirlendi. Anketi görebilir miyim deyince anket görmeyen kimse yok. İki istisnası oldu. 2-3 istisna. Bizim bazı fotoğraflar yansıdı. Öyle olunca, sıkıntı olunca cemur koyduk. Yani hep var da açmıyorduk. İhtiyaç hasıl oldu. Eskiden hep açılırdı. Cemur açtık. Cemur açınca şu anketi görebilir miyim dediler. Selin Hoca indiremedi. Aldık kucağının altına. Cemur mesafesinden çıktı. İndirdi, yazdırdı. Çıktısını ulaştırdık, arkadaşı inceledi. O yüzden bizim aday belirleme süreciyle ilgili son derece objektif şekilde ilerlediğimizi biliyoruz. Ama şimdi böyle isimler atanırken kimse bir şey demeyecek. Tabii ki Kemal Bey'i destekleyen isimlerden de atanmayanlar olacak. Atanmayan olduğunda inanılmaz derecede "vay efendim, Kemal Bey'i destekliyorum" diye oldu diye İstanbul'da bazı arkadaşlar bunu yaptılar. Bence bunun kıymeti harbiyesi yok. İstatistiğe vurduğumuzda da çok bariz şekilde, çünkü şöyle oldu. Yerel yöneticilere geçmiş dönem, bunu Kemal Bey'in bilgisi dahilinde olmadığını düşünürüm, bazı yönetici arkadaşlar, kongrenizi alın, bizi destekleyin yoksa yeniden atanmazsınız falan filan gibi sözler de söyleyince, yerel yöneticilerin zaten birkaçı hariç tamamı kurultayda karşımızdaydı. Ama bu arkadaşlarımız başarılı belediye başkanları. Başarılı bir belediye başkanını kurultay tercihinden dolayı cezalandırmak kendi ayağını kurşun sıktı. Peki Kemal Bey ile en son ne zaman görüştünüz? Birkaç şey daha söyleyeyim. Buyurun. Şimdi eksik kalmasın. Çünkü Çankaya'ydı. Evet, Çankaya. İzmir'de durum şöyle.
Çok geç belirlediniz mesela İzmir. Bugün İzmir Sayın seçmeninin... Sayın Soyer İstanbul'daydı. Sayın Ekrem İmamoğlu seçim kampanyasına katılmış. Geçen hafta Ekrem Bey'i aradı. Bir programınıza gelip destek vermek isterim dedi. Ekrem Bey beni aradı. Tunç Soyer katılmak istiyor. Uygun görür müsünüz? Olumsuz bir algı çıkar mı dedi. Ben de Ekrem Başkanı olur mu başkanım? Kim gelse sana destek olacak. Memnuniyetimi iletin dedim. Katıldı. İzmir'e destek veriyor mu Tunç Soyer? Tunç Soyer İzmir'e destek veriyor. Verecek de yani veriyor. Vermemesi. Şöyle İzmir'e destek vermemesi İzmir'de kendisi açısından telafi edemeyeceği bir tahribat yaratır. Hiç İzmir aslında. Niye o kadar geç açıklandı? Çünkü çok dengede bir mevzu vardı. Bayağı ilerledi. Hangi iki isim arasındaydı? Şöyle söyleyeyim. İki isim arasında değil. 4-5 isim vardı. Şöyle söyleyeyim. Birincisi, o 4-5 isim içinde Tunç Soyer var mıydı? Vardı. İçinde vardı, miydi? Vardı. Ben Burak Tunç Bey'e, var mıydı? Tunç Bey'e, MPM'de de Tunç Bey'de anketini gösterdim. Anket bu, sonuç bu. Tercihte bu yüzden bu arkadaşımız diye gösterdim. Ne dedi o zaman size? Bir şey demedi. Bizde daha iyi anket... mi yani? Bizde daha iyi anketler vardı dedi. Ama sonuçta zaten parti bir karar vermiş. Çok da ben buraya davet ettim. Çok iyi bir sohbet yaptık. Sonra hep birlikte yemeğe gittik, yemek yedik falan. Ben ona bir görev de teklif ettim. Onu da düşünceli falan ama sonrasında kendisi açısından anlaşılır bulduğum bir şekilde belli bir vadeye o iş yaptı. O konuda birlikte çalışacağımızı da düşünüyorum. Ne görevi teklif ettiniz? Şu Çankaya. Kamuoyunda konuşulan görev işte yurt dışı temsilciliklerden sorumlu olma ve... Ya kusura bakma. Genel başkan yardımcısı mı? Hayır, onun için partinin olamaz üyesi yani. Olmaz. Pardon. Washington, özür dilerim, evet. Brüksel ve Lefkoşa'daki temsilciliklerimizin genel koordinatörlüğü, Pekin ve Moskova'da da açacağımız temsilciliklerden sorumlulukla ilgili. O düşünmek istediğini, onora olduğunu, kendisiyle ilgili böyle düşünmemin kendisini memnun ettiğini söyledi. Daha sonra da bu görevi şimdilik kabul etmeyeceğini söyledi ama ileride güzel şeyler yapacağız beraber. Çankaya efendim. Onu söyleyeceğim. İzmir'i söylüyordum da. Ya İzmir'de kalmışken çok özür dilerim Fevzi. Şimdi mesela benim bana çok ilginç geliyor. Tunç Soyer'in İzmir'de bir yani kendi kenti daha önce belediye başkanlığı yapmış. Şimdi yine partisinden aday var farklı olsa. Orada mitinge katılmamış olması ve gelip Ekrem İmamoğlu'na mitingine katılması... Katılır. Bana ilginç geliyor mesela. Daha İzmir'de öyle... İzmir'de mesela bir İzmir'de de katılacak, katılır, bunu yapacak gelir. Mi? Siz Ekrem İmamoğlu'nun lansmana niye gelmediniz? Geldim canım. Ekrem Bey'in adaylığını açıkladığına geldim. Öbür ilçe lansmanına geldim. İlçe lansmanı. İlçelerin de ilk kısmının geldim. Yorgun olduğunuzu söylediniz, gelmediğiniz bir lansman var. Biz onu şöyle... Yorgun olduğum değil. Beşte gittik zaten biz buradan o gece. O gece 5'te gittik, 9'da orada lansman vardı. Yani hiç orada öyle bir sıkıntı yok. Ertesi hafta da başka bir şeye gittim yani. Ona niye gitmediniz? Sabah 9'da olan lansman. Gece 5'te bitti PM. Bitmedi. Yani yorgun olduğunuz için mi gitmediniz? Yani gidebilecek durum yoktu zaten. Anladım. Parti meclisi gece 5'te bitti, 9'da lansman vardı. Yani bu binada 5'teyim ve hiç uyumamışım. İşte kim bilir kaç saattir bütün bir gece. Anladım. Tamamen yorgunlukla ilgili yani. Tabii niye olsun? Biz onu konuştuk da aramızda efendim, dedikodusunu ya, yaptık. O 6'ya böldüğünüzdeki çok bilen evet, arkadaşlar var ya. Fevzi sorusu arada kaynadı, özür dileriz. Şimdi İzmir önce. Bir kere şu İzmir'i bir konu... Buyurun. Arkadaşlar. Efendim süremiz bitti de ben onu söylüyorum. Hayır tamam da bir kere sorulan soruları bir cevaplayayım. Özür dileriz. İzmir bugüne kadar 6 tane kadın aday olmuş. Cumhuriyet tarihi boyunca 3'ü son dönem. Biz 9 kadın adayı seçilecek yere koyduk. En büyük 4 ilçenin 3'ünde kadın var. Karşıyaka, Konak ve Karabağlar. Bu muhteşem bir şey. Ben İzmir'e bir kadın büyükşehir belediye başkan adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin koymamasını doğru bulmuyorum. Ve o tanınırlıkta birinin mutlaka yetişmesi lazım. Cumhuriyet tarihi boyunca 6-9 tane seçilecek yerden. Selin Hanım orada kabul etmedi 12 adayım, mi? 12 adayım. 40 yaş altı. Ve ben İzmir'de bambaşka yani sokağı inanılmaz heyecanlandıran bir değişim yaptık. İzmir'deki bazı belediye başkanlarımız İç Anadolu'da başka yerlerde olsaydı belki de anketleri çok iyi geldi. İzmir seçmenin notu çok kıt ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentisi çok yüksek. Ben geçmiş dönemlere nazaran eğitimleriyle, yüksek lisanslarıyla, yabancı dil... Benim 30 adayım toplam 42 yabancı dil biliyor İzmir'de. Ve inanılmaz bir yerel yönetim devrimi yapıyoruz İzmir'de. İnsanların bakıp da işte İzmir böyle yönetilir diyeceği bir şey. Bu eskileri kötülemek değil.
önceki dönemki arkadaşlardan birçok yerde istifade ederiz. Ama biz İzmir'de hani değişim değişim nedir? Değişim budur. Yaş ortalaması 43 olan bir parti meclisiyle yönetiyorum partiyi. Atatürk gençlere emanet etmiş Cumhuriyeti ve bu parti gençleşmek durumunda. Çok net bir şey söyleyeyim. Çankaya Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisidir. Çankaya'da inanılmaz, mesela hiç talebi olmadığı halde Gülçiftçi diye bizim hukuk ve seçim işlerinden sonra arkadaşımızın da adı geçti. Diğeri daha iyi olduğu için tercih edilmiş değil. Gülçiftçi burada olmak istiyordu. Yoksa o da dört dörtlük bir Cumhuriyet kadını ve en iyi şekilde yapabilen, mesleğinde başarılı, buradaki görevinde inanılmaz işler yapıyor. Bir gün sorayım. Ama biz orada şöyle bir kararım vardı. Çankaya Belediyesi'nin özelliği şudur. Geceliğin gözünü kapadığında CHP'nin genel başkanı, Anıtkabir'i, Çankaya Köşkü'nü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve bu binayı ona emanet ederek uyur. Buranın coğrafi ev sahibidir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları Çankaya adayında bir yerde tasarruf kullanacaksa Çankaya'da kullanır. Kullandığımız tasarruf MYK'ya söylendiğinde oy birliğiyle ve alkışlarla geçti. PM'de o kadar muhalif arkadaşımız var, alkışlarla karşılandı. Ben Çankaya'ya ilk günden beri söylüyorum. Ya kadın ya bir genç aday koyacağım. Koyduğum adayın kendine özgü inanılmaz bir başarı hikayesi var. Ve bundan 5 yıl sonra biz Hüseyin Can Güner'i, Özgür Özel'e ya bunu niye koydunuz falan diyorduk diye şaşıracaksınız. Bir büyük yaşam hikayesi, yoksulluktan gelen, babayı 1 yaşında kaybetmekten gelen, halen infaz koruma memuru olan Sincan'da bir annenin lojmanlarda büyüttüğü, hakimlere, savcılara özenerek büyümüş, okumuş ve üstüne o lojmanda gördüğü amcaları gibi hakim olmak için Ankara Hukuka okul birincisi kontenjanıyla girmiş, dereceyle bitirmiş, girdiği hakimlik savcılık sınavlarında üst düzey birinde 140. mi ne olmuş, böyle inanılmaz 20 bin kişiden ve Alevi diye elenmiş, CHP'li diye elenmiş. Geçen günde Alevi diye elendiği yalan, Özgür Özel'in yalanı ortaya çıktı. CHP'li diye elenmiş diye haber yaptılar. Bakın, AK Parti'nin gençlik kolları başkanları şu anda hakim. Sivil avukat alıyorlar, istifa etmesini yeterli görüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi diye eledik diye Yeni Şafak, Özgür Özel'in yalanı diye manşet yaptı. Ve biz Çankaya'da kişisel hukukuma emanet ettiğim, partinin partimesine gelmiş, gençlik kolları başkanlığı yapmış, Çankaya ilçe yöneticiliğini bundan 4 yıl önce yapmış, böyle pırıl pırıl birisine emanet ettik. Benim Hüseyin Can'la kurduğum ilişki şu, haşa böyle yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmam sıfatıyla. Diyor ya Atatürk, bu milletin, bu devletin işi bitmez, sabaha kadar çalışırım, gün doğarken gözlerimi yumarım, bilirim ki İsmet uyanmıştır. Atatürk'ün İsmet Paşa'ya duyduğu güven neyse, Özgür Özel'in Hüseyin Can Güner'e duyduğu güven budur. Peki. Bu yüzden Çankaya Belediye Başkanı. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Mehmet Yaşıkaya, Fevzi Çakır'la birlikte Sayın Genel Başkan Özgür Özel'e sorularımızı yönelttik. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde misafir ettiler bizi. Sizlere teşekkür ediyoruz. Noktalayacağız. Süremiz bitmiş. Görüşmek dileğiyle. İyi geceler efendim. Hoşçakalın.